Kanal 23 ekranlarından herkese mutlu pazarlar diliyorum efendim. Bugün yine birbirinden değerli konuklarımız var. Bugünkü konumuz çok güzel. Dikkat eksikliği, hiperaktivite nedir? Neler yapmamız gerekiyor? Çocuklarda zeka gelişimi için neler yapmamız gerekiyor? Anne baba tutumları nelerdir? Nasıl olmalıdır? Gibi gibi birçok soruya cevap arayacağız. Bu arada ben hemen WhatsApp numaramıza da gireceğim. Çünkü biliyorum bugün çok fazla soru alacağız. Şimdiden sorularınızı hazırlayın. 0506 097 67 23'ten bize ulaşıyorsunuz. Biz de burada değerli konuklarımla sorularınızı cevaplıyoruz. Evet, doktorumuz psikiyatrist Zeynep Elyas Kaya hanımefendi ve psikolog Çağla Gül hanımefendi. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız Çağla Hanım? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben deyim, çok mersi, sağ olun. Efendim, çocuklarda çok sık görülen ve artık herkeste kime sorsak hani benim çocuğumda hiperaktivite var deniliyor, dikkat eksikliği var deniliyor. Biz de bu hafta buna değinelim dedik. Toplumun vebası gibi oldu. Ben artık öyle diyorum yani, veba gibi oldu diyorum. Zeynep Hanım, bilmiyorum doğru bir benzetme yaptım mı ama. Aslında tabii şöyle, veba gibi değil. Daha farklı çocuklar olduklarını her şeyden önce kabul etmek lazım. Aslında her şeyden önce konuyla ilgili doğru bilgilenmeye ihtiyacımız var. Dediğiniz gibi yani şu anda neredeyse kime sorsanız dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bir kararı var, bir bilgisi var, bir fikri var ama maalesef çoğu internet üzerinden veya kulaktan dolma bilgiler olduğu için çocuklarımıza hak ettikleri kadar doğru yardım veremiyoruz. Yanlış bilgilendiğimiz için yetişkinler olarak dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yaklaşık %3 ila 9 oranında. Farklı çalışmalarda farklı oranlar var ama genellikle %3-9 oranında görülen, çocukluk çağında tanı konulsa da aslında yetişkin hayatta da devam eden bir tıbbi tanıdır. Evet. En azından zaten böyle bir giriş yapmış olayım. Ben de. Girişi yaptınız. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite nedir? O zaman girmişken hemen hocam sizden alalım. Şöyle, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu pek çok farklı çalışma var bu konuda yapılmış ama 1902 yıllarında ilk defa tanımlanan bir rahatsızlık. Aslında 1902'de tanımlandığında daha böyle İngiltere'de ilk defa tanımlandığında daha aile tutumlarıyla alakalı, işte ailenin, ebeveynin yeterince disiplinli olmamasından kaynaklanan bir yaramaz çocukluk gibi düşünülüyor. Fakat ardından çok kısa bir süre sonra dünyada çok büyük bir beyin iltihabı salgını oluyor. Ensefalit salgını oluyor. Ve bu ensefalit atağı sırasında çocuklarda benzer davranışlar gözlüyorlar. Yani işte saldırganlaşan çocuklar, aşırı hareketlenen çocuklar ama bunlar bir enfeksiyon ve beyin enfeksiyonuyla beraber seyrettiği için o zaman işte tıp dünyasında şöyle bir soru oluşuyor. Bir dakika, yani acaba bu çocuklarda olan şey anne baba tutumları değil de gerçekten beyinden kaynaklanan bir şey mi? Ve sonra çalışmalar çok hız kazanıyor. Bugün biz artık beyin görüntüleme çalışmaları, genetik çalışmalar, çeşitli işte nörobiyokimyasal dediğimiz çalışmalarla biliyoruz ki dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu beyinde bir takım bölgelerde bir takım nörotransmitter dediğimiz daha hormon sayılabilecek şeylerin yeterli aktivitede olmaması ya da aktivitesinin düzeninde bozulmayla ilişkili bir beyin hastalığıdır diyelim. Çok teknik şeylere girmiyorum hani rahat tabii anlaşılsın yok, diye evet. Ama sonuçta bu tıbbi tanı konulan, tıbbi olarak artık tanımlanmış bir hastalıktır. Hastalık. Evet, artık hastalık. Efendim, dikkat eksikliğinin belirtileri nelerdir? Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu şimdi 3 farklı tipte seyredebilir. Bir kısmında sadece dikkat eksikliğiyle gider, bir kısmında aynı zamanda sadece hiperaktivite ve bazı çocuklarda da ikisi birden seyreder. Ana hatlarıyla 3 alan bozulur bu hastalıkta. Bir, dikkat, 2 hareketleri kontrol etme, 3 dürtüleri kontrol etme. Dikkatle ilgili bozulan şeyler çocuğun dikkatini uzun süre belli bir işe verememesi, çabuk sıkılması, çok basit hatalar yapması gibi alanlarda ortaya çıkarken hiperaktivite çok tipik olarak amaca uygun olmayan kontrolsüz bir hareketliliktir. Ve dürtüsellik alanında da gördüğümüz şey çocuğun aklına geleni aklına geldiği anda yapmasıdır ama tabii tüm bunları değerlendirirken anne babalar olarak lütfen siz anne babasınız, hekim değilsiniz. Evet. Dolayısıyla sizin sorumluluğunuz çocuğunuzu gözlemlemek ve bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız ilgili hekime ya da ilgili psikoloğa, klinik psikoloğa doğru bilgi aktarmak. Tanı koymayın sakın. Çünkü bunu değerlendirirken
değerlendirirken, bu üç alanı değerlendirirken çocuğun yaşı önemli, gelişimsel düzeyi önemli, o güne kadar yaşadığı şeyler, aldığı eğitim, ailede bir sıkıntı olup olmaması, hepsiyle beraber değerlendiriyoruz ama temelde bu üç alanda ana hatlarıyla bu söylediğim belirtilerle ortaya çıkar. Biz bu hafta zaten böyle bir halkın arasında dikkat eksikliğini ve hiperaktivitenin hani ne olduğunu acaba biliyorlar mı diye böyle halkımıza röportajlarımız oldu kısa. Çünkü hani benim de alanım sağlık biliyorsunuz. Evet. Genelde herkes yani oturduğumuz bir yerde çocuk çok hareketliyse falan artık yani sanki böyle çok normal bir şey gibi söyleniyor. Ya benim çocuğumda hiperaktivite var. Bu hiperaktif zaten. Yani artık herkes kendi tanısını çocuk konusunda koymaya başlamış. Koyuyor maalesef. En çok o benim dikkatim çektiği için şey diyordum hep. Ya bu konuya mutlaka değinmem lazım. Yani çok artık iyi yaptınız tanıyı, gerçekten. Biz şey yapamayız yani biz koyamayız. Hani çünkü bunun belirtileri çok farklı. Buna etken kaynaklar. Hani amacımız oydu. Aslında şöyle veterimize girelim mi? Bir onun üzerine olur. Böyle geniş konuşalım arkadaşlar. Olur mu? Çocukların dünyasında bu hafta işleyeceğimiz konu dikkat eksikliği ve hiperaktiviteydi. Biz de bununla ilgili halkımızın düşüncelerini almaya karar verdik. Bununla ilgili röportajlarımızı yaptık. Bakalım neler varmış röportajlarımızda. Hadi bakalım gidelim. Çocuğunuzun hiperaktif olduğunu düşünüyor musunuz? Çocuk? Bizimki maalesef hiperaktif değil. Aktifin de üstünde. Ha, hiperaktif diyorsun az kalır yanında. Hiperaktif de nedir biliyor muyuz? Hiperaktif mi biliyorum. Nedir? Yani tabiri caizse eskiden şeyle bağlıyorlardı. Bizde neydi? Çelik alanda. Ona bile gelmiyor bizimkisi. Ona bile gelmiyor. Kaç yaşında? Doktor değilim ama bilim adamların dedi bizim kakanın üzerindeki olan çocukların biraz daha zeki olduğunu düşünüyorum. Tamam. Biraz da babası da zeki tabii. Evet. Var mı çocuğunuz? Var. Hiperaktif olduğunu düşünüyor muyuz? Hayır. Düşünmüyorsunuz. İyi o zaman. Zeka ile ilgili falan bir düşünce sisteminizde bir... Ben zaten rehber öğretmenim. Öyle mi? Tamam çok iyi. Ben yaramazlarla hiperaktiviteyi birbirinden ayırsınlar yeterli. Evet ben de buna değineceğim zaten. Bunun için zaten. Yeterli yani. Ama bizde her yaramaz çocuğa hiperaktif dedikleri için bunun bir uzman tarafından teşhisin konması gerektiğine inanıyorum. Ama artık ev hanımlarımız bile işte iki televizyon programı izleyip aa benim çocuğum hiperaktif çok zekidir demeye başladılar. Baş edemiyoruz okullarda. Evet. O yüzden doğru teşhis koymalarından yanayım. Bunu sağlayabilirseniz. İnşallah bu hafta uzmanlarımızla birlikte İşte uzmanlar teşhis koyacak. Bunu anne babanın koyacağı bir teşhis değil. Öğretmenin de koyacağı bir teşhis değil. Öğretmenin de işi değil. Şüphelenirsiniz, gönderirsiniz. Uzman bir teşhis koyar. Mesele çözülür. Koymamışsa yaramazdır. Bu da öyle. Durmuyor ha. Durmuyor valla. Aynen öyle. Yemeği fazla yemiyor ama durmaya da durmuyor. Kaç yaşında? 1,5 yaşında. 1,5 yaşında. Ama hiç durmuyor. Durmuyor. Hiperaktif mi sence? Vallahi bilmiyorum ki. Ben olabilir yani. Her bir şey anlıyor. Ne dersen bunu getir, bunu götür, bunu şey yap. Her bir şey biliyor. Hiperaktif çocuk her şeyi anlayan çocuk mu teyze? Evet. Tabii. Hiperaktif de yani yaşına göre beklenenden daha farklı davranan çocuk. Farklı derken? Farklı derken daha hareketli. Eli avuca sığmayan. Çocuklar. Evet çocuklar. Yani biz öyle biliyoruz. Ama tabii ki yani her çocukta, her böyle hareketli çocukta hiperaktif çocuk değil. Hiperaktif çocuk değil. Peki bu çocuk hiperaktif size göre? Ne? Yok. Değil. Gayet sakin çocuğum var. Öyle mi? İyi. Hiperaktivite nedir? Çocukların enerjisinin çok fazla olması, yerinde duramaması, hareketlerini daha fazla dışarıya daha farklı şekilde bulması diyebiliyoruz. Evet. Peki sizin ufak hiperaktif olduğunu düşünüyor musunuz? Daha o kadar şey yok, hareketlenmedi.
şu anlık. Algı problemi, algılarını gözlemleyebiliyor musunuz? Evet, küçük olduğu için. Yok, algılarımızda bir sıkıntı yok. Gayet iyiyiz yani. Kavrama, algı, konsantrasyonu gayet güzel. Nedir? Hiperaktivite nedir? Ece boğdur. Hiperaktivite çocuğun enerjisini, fazla enerjisini dışa vurumu ile ilgili olan bir rahatsızlıktır. Evet. Hı-hı. Peki hiperaktif çocuklar zeki midir sizce? Ay, yani üstün zeka problemlerinde olduğunu biliyorum ama... Öyle mi biliyorsunuz? Üstün zekada mı görülür hiperaktif? Yok, hayır. Normal olan çocuklarda da görüldüğünü biliyorum. Hiperaktif ki çok hareketli çocuklara deniliyor. Aynen. Allah'tan biz öyle değiliz ama. Tamam, çok güzel o zaman. Genelde erkek çocuklarında daha çok oluyor ama sanki. Acaba niye? Valla bilmiyorum ya. Yediklerinden. Yediklerinden, içtiklerinden diyorsunuz. Hiperaktif nedir? Hiperaktif yani çocukta olan bir şeydir. Bence yiyeceklerdendir. Yiyeceklerden. Sebebi yiyecekler. Yani enerji yiyecekleri. Yiyecekleri hep bir sorun düşünüyorsunuz. Evet, tabii ki düşünüyorum. Yani çok fazla enerji verici yiyecekler yediği gün, evet, daha da fazla aktiviteler yapıyoruz. Düşündünüz mü? Bitmiyor. Görüşmeyi falan. Yok, görüşmedik. Hani bizi çok aşırı rahatsız edecek boyutta değil. Hani biz işin esprisindeyiz biraz şu anda da. Gerçekten hani rahatsız edici şekilde değil. Normal hani şu zamanı çocuklarına hareketi kadar hareketli. Yaşını getirdiğini yaşıyor. Yaşının getirdiğini yaşıyor. Evet efendim, bu hafta yaptığımız röportajlarda aslında Zeynep Hanım bilinçli bir kesim de var değil mi? Özellikle bir hocamız, onun fikirleri benim çok hoşuma gitmişti. Hakikaten yaramaz çocukla hiperaktif çocuğu karıştırmayın diyor. Ekranda yani sağ olsun bize de yön göstermiş oldu. Hani lütfen bunu vurgulayın ve aileler lütfen çocuklarının yaramaz mı, hiperaktif mi olduğunu değerlendirmesini siz yapmayın. Gerekli, evet, uzmanla görüşün, ona göre karar verin demiş. Gerçekten öyle. Sizin bu konudaki fikriniz neydi bu VTR'lerden? VTR'lerle ilgili öncelikle hocamızın dediği çok doğru. Yani ailenin az önce de belirttiğim gibi sorumluluğu çocuğu gözlemlemek, yetiştirmek, büyütmek, korumaktır. Ama tanı koyma sorumluluğunu mutlaka bir hekime bırakmak lazım, uzman kişilere bırakmak lazım. Bir yanlış algıyı belki düzeltmek adına dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda hiperaktivite olmadan sadece dikkat eksikliğiyle de seyredebilir. Özellikle kız çocuklar bu konuda birazcık daha dezavantajlı oluyorlar. Çünkü hiperaktiviteleri çok belirgin olmuyor ama dikkat sorunları çok belirgin olabiliyor ve gözden kaçıyor. O yüzden okul, aile ve doktor işbirliği, psikolog işbirliği burada çok önemli. Siz çocuğunuzun hiçbir hiperaktivitesini gözlemlersiniz. Hatta bazı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda son derece üşengeç, erinyen, yerinden kalkmayan, hani böyle hiç hareket etmeyen bir alt grup da vardır. Yani yerinden kaldıramazsınız. O kadar tembeldir, o kadar böyle hareketsizdir. Hani bir bardak suyunu almaz diyebileceğiniz kadar hareketsiz çocuklar da vardır bu alt grup içerisinde. Ama mesela öğretmen der veliye, ders başarısı olanın altında veya sınıfın gerisinde. Burada hiperaktivite yok diye, dikkat eksikliği olmayacak diye bir şey söz konusu değil. Kız çocuklar bu anlamda dediğim gibi daha dezavantajlı oluyorlar. Çünkü hiperaktivite olmuyor. Genellikle dikkat eksikliği oluyor ve tanı da alamıyorlar. Niye erkek çocuklarda daha sık olduğunu düşünüyoruz? Hani VTR'lerde öyle dediler. Çünkü erkek çocuklarda hiperaktivite ön planda oluyor ve aileyi zorlayan ya da öğretmeni veya işte konuyu, komşuyu zorlayan şey hiperaktivite olduğu için belli bir yaşa kadar onlar daha çok hekime götürüyor. Ama ne zaman ki işte ilkokul bitiyor, ortaokul başlıyor, çocuğun akademik başarısının önem kazandığı okul yılları başlıyor. Bu sefer dikkat eksikliği daha önemli olmaya başlıyor. Çünkü istediği kadar hiperaktif olsun, lise çağlarında bir çocuk zaten hareketlerini kontrol edecektir. Yani. O başka bir alana kayacaktır. O hiperaktivite başka şekillerde kendini gösterecektir. O yüzden hani sadece hiperaktiviteyle seyrediyor diye de düşünmemek lazım. Evet. Ben Çağla Hanım'a dönmek istiyorum. Çağla Hanım, sizin de bu konudaki şeylerinizi biliyorum, yaklaşımlarınızı, tutumlarınızı. Ebeveynin tutumu hani nasıl olmalıdır? Dikkat eksikliği olan bir çocukta veya hiperaktivite olan bir çocuk, siz bununla ilgili testler falan mı belirliyorsunuz? Yani, ne gibi durumlarda size başvurulmalı? Birçok sebeple aslında polikliniğe başvuruyorlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtisinin tanınanması için.
Biz test kullanıyoruz. Dikkat eksikliğini ölçen testlerimiz mevcut. Ancak burada şu çok önemli bir ayrıntı. Okulda öğretmen işbirliğiyle devam etmek gerekiyor. Yani uyguladığımız testi birebir çocukla değil, hem çocuk hem ebeveyn hem öğretmenle birlikte devam ettiriyoruz. Evet. Formları bir araya getirdikten sonra bunun kararını veriyoruz. Özellikle benim de vurgulamak istediğim nokta şu, dikkat eksikliği olan bireylerde eğer tedavi edilmezse daha sonra çocuğun bozulan davranışıyla ve uyum sorunuyla beraber bazı diğer rahatsızlıklar da baş gösterebiliyor. Misal, ders başarısı iyi olmayan bir çocuk okulda arkadaşları tarafından dışlanabilir. Bu belirtiyle beraber özgüvende problemler meydana gelebilir. Sosyal fobik davranışlar gösterebilir. Bireyin yine dikkat eksikliğine bağlı olarak davranım bozukluğu başlayabilir ve bu davranışla beraber sosyal ilişkileri etkilenebilir. Bu noktada erken tanı, erken teşhis ve erken tedavi çok anlam kazanıyor. Evet. Ebeveyn tutumuna gelecek olursak, özellikle benim en çok üzüldüğüm noktalardan biri, çocuk ders çalışıyor aslında, emek gösteriyor başarı sağlamak için. Ama hali hazırda bir problemi var. Fark edilmediyse eğer, başarıyı yani çalışma oranı kadar başarı gösteremiyor. Ve bu çocuklar aile tarafından çalışmayan, tabiri caizse tembel diye değerlendirilen çocuklar oluyorlar. Burada ailelere gerçekten büyük bir sorumluluk düşüyor. Yani çocuğunu iyi tanımak, ne kadar çalıştığını iyi takip etmek, programını iyi takip etmek, çalıştığı halde başarı gösterebiliyor mu yoksa gerçekten çalışmıyor mu ayrımını iyi yapmak, çocuğu eleştirel yani olumsuz eleştirel tavırla yaklaşmamak çok anlam ve çok değer kazanıyor benim açımdan bakarsak. Evet. Efendim ben tekrar WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0506 097 67 23'den. Hakikaten bugünkü konu çok güzel. Herkesin bence mağdur olduğu konulardan biri. Sorularınızı bekliyorum. Evet Çağla Hanım, tekrar size dönmek istiyorum ben. Sebepleri nelerdir? Dikkat eksikliği, hiperaktivitenin sebepleri var mıdır? Hani genetik midir? Tabii ki. Bunları bir öğrenebilir miyiz? Öncelikle genetiktir. Genetik geçişi olan rahatsızlıklardan biridir. Genellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı koyduğunuz bir çocukta annede veya babada da erişkin dikkat eksikliği, hiperaktivite var olma ihtimali yüksektir. Bir ikinci sebep genetik geçiş dışında çeşitli genlerle ilgili çalışmalar var. Bir takım gen bölgeleri bu alanda sorumlu tutuluyor. İşte o gen bölgelerindeki bir takım değişiklikler yine hastalığa sebebiyet verebiliyor. Yapılan beyin görüntüleme çalışmaları var. Beyinde özellikle davranışı kontrol eden bölge, bu alın bölgesi, frontal korteks dediğimiz bölgede daha az kanlanma, daha az oksijen tüketimiyle giden çok artık çok netleşmiş biyolojik, genetik, nörokimyasal sebepleri olan bir rahatsızlık. Ama bu demek değildir ki her genetik olarak yatkınlığı olan ya da her bu rahatsızlıkla doğan çocukta semptomlar aynı seyredecektir. İşte orada çevre çok önemli oluyor. Çevre, anne baba tutumları, alınan eğitim orada esas büyük bir önemde devreye girmeye başlıyor. Çünkü sonuçta zekada olduğu gibi Çağla Hanım değinecektir. Doğduğunuz bir yatkınlıkla doğuyorsunuz ama onu şekillendiren özellikle ilk 2 yaşta, ilk 6 yaşta aile, daha sonra okul olmak üzere pek çok faktörle beraber semptomlar da kendini ortaya koyuyor. Ama genetik yatkınlığı kesin. Tam bu noktada araya girecek olursam hocam, özellikle bahsettiğiniz noktada yani sadece genetik yatkınlık değil mevzu, ailenin bilinçliliği de aslında kesinlikle çok önemli. Çünkü çok önemli. Var olan potansiyel enerjisini bilinçli bir aile eğer misal futbola yönlendirirse ya da herhangi bir spor dalına yönlendirirse bu çocuk enerjisini daha anlamlı gösterecek ve daha anlamlı işler yapacak ve var olan potansiyelini kendine fayda sağlayacak, anlamlı bir kazanç haline getirecek. Ama bilinçsiz bir ailede eğer var olursa bu enerji belki de daha hani az önce izlediğimiz VTR'de yaramaz diye adlandırılan bir çocuk ortaya gelecek. Yani bu anlamda var olan genetik koddan ziyade çocuğa davranım ve ailenin tutumu, bulunduğu çevre ve yönlendirme çok önemli. Aslında burada ben şuna değinmek istiyorum. Çağla Hanım'ın dediği gibi gerçekten hani çocuğunuzu çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Evet.
esas iş aslında ebeveynde bitiyor. Ama hani mesela hepimizin böyle bir yaklaşım var. İşte matematiği bilen çocuk en iyi çocuk, bilmeyen zaten kayıp bir çocuk gibi bakıyoruz. Yani maalesef spor alanında, sanat alanında herhangi bir geliştirmeye yönlendirsek belki hem dikkatini toplayacağız. Özellikle resim yapma veya spor, futbolla enerjisini tüketme yönünde, değil mi hocam? Öyle değil mi yani Çağla Hanım, şey olacak. Bu sefer çocuk belki kendini de bulacak. Şimdi bir kere hafif şiddetteyse eğer tedavisi de daha kolay olacak diye düşünüyorum ama. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda dikkatin ve hareket alanının bozulan kısmını iyi tanımak ve iyi anlatmak lazım. Evet. Şimdi biz ailelerden Çağla Hanım benden daha çok duyuyordu. Şunu diyoruz: hocam canı istediği zaman 2 saat televizyon seyredebiliyor. Hocam ya da işte hani resim yapmayı seviyor, koyun resmin başına 3 saat hiç dikkati dağılmadan resim yapıyor. Zaten dikkat eksikliği hiperaktivitede dikkatin bozulan alanı sürdürülebilir istemli dikkattir. Yani çocuk sevdiği şeye dikkatini vermekte zorlanmaz. Çocuk ders çalışmak gibi, bir tiyatroda sessizce oturmak gibi, ne bileyim bir böyle bir ortamda sessiz kalabilmek gibi dikkatin zorla verilmesi gereken alanlarda dikkatini sürdüremez. Dolayısıyla hani orada çocuklara şöyle bir damgalamayla da gitmemek lazım. Canı istediği zaman çok güzel dikkatini topluyor. Ama İşte orada çok önemli bir şey var. Canı istediği zaman, halbuki hepimiz için, siz de yetişkinsiniz. Tabii ki. Canınız istemediğinde de dikkatinizi kesinlikle toplayabiliyorsanız ancak dikkatin aynen o komponenti çalışıyordur. Şu anda hani burada bulunurken çok istemeseniz de dikkatinizi buraya bize verebiliyorsanız orada dikkatin o alanı doğru çalışıyor demektir. Bu çocuklarda bu alan bozuk. Yine hiperaktivitede de lütfen yaşıyla uyumlu normal hareketliliği karıştırmamak lazım. Normal hareketlilik amaca uygundur. Yani 5 tane 8-10 yaşındaki erkek çocuğun sokakta bağırıp çağırmasından, koşuşturmasından, bir yerlere zıplayıp atlamasından daha normal ne olabilir? Oyun kuruyorlar. Evet. Ama bu çocuklardaki hareketlilik amaçsızdır. Bir amaca varmaz. Yani çocuk hareket eder ama o bir oyun için değildir, bir amaç için değildir. Durduramaz kendini çocukta. Yani orada o yüzden diyoruz hani gözlemledikten sonra mutlaka bir uzmandan yardım alın. Çünkü dikkat ve aktivitenin bozulan komponentleri çok farklı burada. O noktada da çocuklar maalesef işte o yaramazlıkla hiperaktivite sınırı çok çabuk karıştırılabiliyor uzman olmayanlarca. Evet. Bir ayrım yapılabilir mi burada hiperaktivitesi olan çocuğu tanımak için hani tartışmış olabilmek adına soruyorum. Misal teneffüs arasında, okulda teneffüs arasında çok hareketli bir öğrencimiz olsun. Arkadaşlarıyla oyun kuran, hoplayan, zıplayan, top oynayan neyse artık. Ama ders esnasında da dersi dinleyebilen, öğretmenin dur dediği noktada durabilen ya da evde çok hareketli olan ama annenin dur dediği noktada durabilen çocuk. Bu aslında hiperaktivite bulgusu kesinlikle çok net ayırır. Evet. Bize özellikle öğretmenlerin yönlendirmesinde şu cümleyi ben çok duyuyorum. Ben ders anlatıyorum hocam, öğrenci kalem tıraşla kalemini açıyor. Ya da ben bir şeylerle meşgul. Bir şeylerle meşgul. Dinlemiyor ve çocuklara sorduğunuz zaman çok güzel bir çocuğum vardı benim kendini tanımlarken kullandığı bir cümle. Otururken yoruluyorum. Ay bu çok evet, güzelmiş. Evet. Tam olarak bu. Evet, onların zaten bazı şeyleri tanımlamalarına bayılıyorum. Yani böyle hiç aklınıza gelmeyen bir evet şeydi. Bir şey söylüyorlar, böyle kalıyorsunuz. Ya güleyim mi, düşüneyim mi? Hani ne çıkarayım diye düşünüyorum. Orada şöyle bir şey var. Dikkat eksikliği hiperaktivite de hani tutum önerilerinden bir tanesi de çok önemsediğimiz bir şey. Hem öğretmen hem anne baba için çocuğa sormak lazım. Nerede zorluk yaşıyorsun? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Evet. Hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar bu çocuklar kendilerini çok iyi tanırlar ve çok zorluklarının farkındadırlar. Ben 2 tane çocuğumu mesela hiç unutmam. Bir tanesinin annesiyle bir süre görüştükten sonra hani ismini sordum. İsmini vermiyorum ama misal ismin neydi dediğim zaman yapma Emre dedi. Böyle bir anlamadım dedim. İsmin ne dedim, tekrar yapma Emre. Bir şaşırdım, gülmeye başladım. Sonra anne dedi ki biz ona sürekli yapma dediğimiz için bu 5 yaşında bir çocuk ve kendi ismini yapma diye kodlamış. Aa, o kadar kodlanmış. O kadar kodlanmış. Ya da bir başka çocuk mesela getirildiğinde, bu da ana sınıf öğrencisiydi. Onun kendini tanımlayışını ben hiç unutmuyorum. Öğretmen işte arkasından böyle masaların altına falan girmek zorunda kalıyor. Bununla ilgili gelmişti. Ne hissettiğini, niye böyle olduğunu sorduğumda duramıyorum bir de susamıyorum doktor abla dedi. Yani şimdi bu çocuklar kendilerini çok iyi tanımlarlar aslında. Kesinlikle. Onlara nasıl yardımcı olabileceğinizi onlara sorarak bile öğrenebilirsiniz. Evet. Ama o ayrım çok önemli. Ben Çağla Hanım'a zaten gelmek istiyorum bu noktada. Çağla Hanım, testler yapıyoruz dediniz.
hani üçlü aile, öğretmen veya işte gittiği kreşle birlikte sizin de fikirlerinizle birlikte bir test uygulamanız var. Önceliğiniz öyle oluyor galiba, değil mi? Peki mesela bunu yaparken çocukları hangi alana da yönlendirebileceğinizi tespit edebiliyor musunuz? Mesela A çocuğu, yani siz bu çocuğunuzu resimle, resime yönlendirseniz, tabii çocukla yaptığınız, aileyle yaptığınız görüşmeler sonrasında bu şekilde yönlendirmeleriniz var mı? Spor, resim, müzik? Şöyle daha geniş çerçevede açıklamaya çalışıyorum. Tabii ki, buyurun. Öncelikle az önce hocamın söylediği konuya yine bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii, çok güzel bir örnekti, yapma emre örneği. tam bir önceki soruda konuştuk ya, ebeveyn tutumu nasıl olmalı diye. Evet. İşte çocuğu tanımadığımız zaman aslında bu çok trajikomik de bir olay. Çocuk, evet, kendini istenmeyen, uygun olmayan, belki de davranışları yanlış diye adlandırmış bulunmakta artık bu çocuk. Yani hani kendi, evet, kimliğini, çünkü her çocuk zaten aileden aldıklarıyla beslenip kimliğini oluşturuyor. Orada artık bir miktar bozulma başlamış. Bir kimlik oluşturmuş, bir kimlik istenmiyorum oluşturmuş. Ve yapmamalıyım. Aynen öyle. İşte tam olarak ebeveyn tutumu burada devreye girmiş oluyor, net ortaya çıkıyor. Şimdiki soruya gelecek olursam, testleri yaparken yani aslında çocuğu tanımak çok önemli. Bizim açımızdan da çok önemli. Bizim hali hazırda edindiğimiz bilgiler, yani test doğrultusunda edindiğimiz bilgiler bize birebir mucizevi bir sonuç vermez. Yani, evet, işte ben o testi gördüğüm zaman, evet, hiperaktivite bulguları baskın mı, dikkat eksikliği bulguları baskın mı ya da dürtüsellik ön planda mı, bunun, hı-hı, ayrımını görebiliyorum. Ama o çocuğun resimde mi yeteneği var, müzikte mi yeteneği var, ne yapılmalı spesifik olarak, evet, testin sonucuna göre göremiyorum. Ancak çocuğu tanıdığımız zaman da, yani hani terapötik süreçlerin zaten düzenli ve devamlı olma sebeplerinden biri de karşıdaki insanı tanıyabilmektir. Tanıdıkça çünkü yönlendirme ve davranışlarını şekillendirme başlar. Tanıdıktan sonra bu anlamda bilgiye sahip olabiliyoruz. Ancak bu bilgiye sahip olmadan, yani özel olarak çocuğun herhangi bir ilgi alanına veya yeteneğine sahip olmadan da yönlendirmelerde çeşitlendirilerek bulunabilir. Misal, çocuğu 5 yaşındadır. Bakım vereni çok da bizim tasvip etmediğimiz bir modeldedir. Bu anlamda şunu diyebiliyorum ben. Çocuğu neden bir okul öncesi eğitime göndermeyi düşünmediniz? Çünkü bazı anne ve babalarda ben o kaygıyı görüyorum. Okulda iyi bakılmayabilir. Yemek yemezse bilgimiz olmayabilir. Arkadaşlarıyla tartışabilir. Arkadaşlarıyla kavga edebilir. Ama bunlar da hayatın gerçeklerinden biri. Ben şunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yemek yemesin ama doğru bir eğitim programıyla, daha, evet, uygun, işi bilen insanlarla ve daha sosyal kalabileceği alanda eğitim alsın. Yani kardeşi olmayan çocuklar evde yalnız büyüyorlar. Ve yalnız büyüyen çocuklar enerjisini atamıyor. Daha zor atıyor ya, veya, evet, sosyalleşemiyor, gözlemleyemiyor, akran davranışlarını gözlemleyemiyor. Bu anlamda okul öncesi eğitimlerde belki de o hiperaktivite boyutundaki anlam daha da değişebilir okul öncesi eğitimde. Çünkü davranışta çok kombine devam ediyor. Ama dediğim gibi spesifik olarak alan göremiyoruz, gözlemleyemiyoruz. Sadece daha harmanlanmış bir program oluşturup seçime sunuyoruz. Evet. Bir izleyicimizden bir sorumuz gelmiş. Ben Seher Aslan, kızım 2. sınıf öğrencisi. Derslerinde gayet iyi ama ben bir anne olarak beklentim daha çok oluyor. Az önce değindiğimiz gibi. Mesela bugün deneme sınavı vardı. Gitti. Yanlışsız gel dedim. Hata mı yapıyorum? Cevaplarsanız sevinirim demiş. Seher Hanım, çocuğu stresle yollamışsınız. Yanlışsız gel. Sevgilerimizi yolluyoruz Seher Hanım'a sorusundan, evet, yani dolayı. Ben çok teşekkür ediyorum. Şu anlamda çok takdir ediyorum. Bir anne olarak genellikle anneler çok daha savunmacı, korumacı ve hep çok doğru yaptıklarını düşünen insanlardır. Ben de anneyim. Evet. Hani siz de annesiniz. Anne olduğunuz zaman ben en doğrusunu yaparım diyorsunuz. Seher Hanım'ın bu noktada kendine getirdiği o öz eleştirel tavrı da çok takdir ediyorum. Çağla Hanım da değinir ama her şeyden önce çocuğu çok iyi tanımak lazım ve çocuğunuzdan beklentiniz sahip oldukları ölçüsünde olmalı. Değil, yani, evet, şimdi sizin bakın, hiçbirimiz matematik dehası olmak zorunda değiliz. Hiçbirimiz okul birincisi olmak zorunda değiliz. Yani zaten herkes okul birincisi olamaz. Herkes bir sınavın birincisi olamaz. Kesinlikle. Herkesin bir kapasitesi vardır. Doğuştan getirdiği, değiştirilemez, evet, bir yatkınlıkla ve bir şöyle diyeyim, hani cebimizde bir şeyler de doğuyoruz biz. Şimdi eğer çocuğunuzun cebinde doğuştan getirdiği 10 lira varsa, 15 liralık bir şey bekliyorsanız çocuğunuzdan ısrarla ve ısrarla ve ısrarla, o 10 liralık
kısmı da kaybedersiniz bir süre sonra. Çünkü yanlışsız gel diye gönderdiğiniz bir çocuk tek bir yanlış bile yapsa o sınavda artık şunu düşünecek. Ben annem için değerli değilim. Ben annemin beklentilerini gerçekleştiremedim. Ben sevilmiyor olabilirim. Çünkü maalesef biz bazen anne babalar olarak hiç farkında olmadan başarıyla sevgiyi, başarıyla değer vermeyi çok yan yana götürüyoruz okul çağındaki çocuklarda. Hadi sanki sadece başarılıysa değeri var, başarılıysa seviliyor algısı yaratıyoruz. Kesinlikle. O anlamda Seher Hanım'a hani Çağla Hanım'ın söyleyecekleri vardır ama mutlaka. Ben en azından yanlışsız gel diye göndermemek gerektiğinden yanayım. Ben de sizin gibi düşünüyorum hocam. Yani hani bu bir de evet, Çağla Hanım sizin yorumunuz nedir? Bu bana direkt sınav kaygısını hatırlattı. Sınav performans kaygısını hatırlattı. Hepimizin, evet, hepimizin bir zamanlar yaşamış olduğu ve şu an gençlerimizin yaşadığı ciddi anlamda da bir yoğunluk söz konusu poliklinikte de bu anlamda ama şimdi bu anlamı bozuyor. Yani sınav aslında çocuğun, yani bugün Seher Hanım'ı bu örneği verdiği için belki de Seher Hanım üzerinden devam ediyorum ama çocuğun geleceğini belirleyen bir şey değil. Çünkü bu algı çok net var özellikle çocuklarda. Evet. Ben sınava gireceğim. Sınavda başarısız olursam annem bana kızar. Sınavda başarısız olursam beklentilerini karşılamamış olurum. Sınavda başarısız olursam hayatım değişir. Hayatım bu sınava bağlı gibi 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 evet. Cümleler. Sınava çok fazla anlam kattığı için sınav kaygısı zaten meydana geliyor. Oysa ki çocuk bildiği kadarını gösterecek. Bilmediği kadarında da eksiklerini fark edip onları tamamlayacak ve öğrenecek. Sınav bu kadar. Bütün evet. Anlamı bu olmalı. Ama çocuğa sınava gittiğin zaman yanlışsız dön. Yanlışsız dönmezsen bitti. Bitti. Ucu açık. Evet. Şimdi o çocuğun kurguladıklarını empati yaparak düşünelim. Acaba eve mi alınmayacağım? Acaba işte çok tepkimi çok alacağım. Çok tepkimi alacağım. Başarısızım diye eleştiriye mi maruz kalacağım? Gibi 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 uzar evet. Gider. Yani bu kaygıyı çocuğa vermek belki de yanlış. Zaten ben ikinci yarıda Zeynep Hanım'la sizin dediğiniz gibi çocuk gerçekten cebinde Zeynep Hanım'ın şeyi benzetmesi de çok güzeldi. Bir 10 lirayla doğuyorsa yani biraz da bizden de kaynaklanıyor. İkinci yarımızda ben zekaya değineceğim. Artık aileler lütfen önce bir kendimize bakacağız. Sonra çocuklarımızla ilgili beyanlarımızı yapacağız değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Hani belli bir genetiği almış olmuş evet. Oluyor çocuk. Yani bunun bir üstüne bir tık üstüne ne kadar şöyle bir şey taşıyabileceğiz? Var, zekayı da ikinci belki yarımızda ikinci zekaya değineceğiz. Geniş geniş bunu alacağız. En azından hani daha bir netleşecektir diye umuyorum yani açıkçası. Evet. Zeynep Hanım tekrar size dönmek istiyorum. Dikkat eksikliğinin ve hiperaktivitenin ilaçsız tedavisi olabilir mi? Evet. Bu gerçekten ben 19 yıllık hekimim. İnternetin hayatımıza girmesiyle ve özellikle de evet. Bu hani arama motorlarının isim vermeden söyleyeyim hayatımıza girmesiyle beraber hekimlik çok zorlaşmaya başladı. Çünkü herkes hekim. Her şeyi biliyor. şimdi şöyle ilaçsız tedavisi mümkün mü? Ben şu anda bile size evet mümkün veya hayır mümkün değil diyemem. Çünkü bu her çocuğun özelinde sahip olduğu belirtiler, sahip olduğu aile, yaşadığı sosyal çevreyle beraber şekillenecek bir cevaptır. Diyelim ki çocuğun dikkat eksikliği hiperaktivitenin dürtüsellik dediğimiz alt grubu çok ön planda ya da semptom bulgusu ne oluyor? Çocuk düşünmeden hareket ediyor. 20 kere uyarıyorsunuz ama şak diye sokağa fırlıyor. 40 defa öğretmen uyarıyor ama kalemini öğretmen arkadaşının gözüne sokuyor ve çocuk bunu durduramıyor. Bir kere her şeyden önce çocuğa o açıdan bakmak lazım. Çocuk bunu ayrımı durduramıyor. Bunu bilmiyor, bunu düşünemiyor. Yani burada o çocukta, şimdi bu kadar dürtüsel bir çocukta ilaç başlamamak o çocuğa, o çocuğun birlikte bulunduğu sınıf arkadaşlarına, aileye, öğretmene hepsine birden zarar veren bir şey. Ama diyelim ki çocukta dürtüsellik çok belirgin değil, hiperaktivite çeşitli çevresel koşullarla kontrol edilebiliyor. Çalışmayan bir annenin tek çocuğu, anne tüm enerjisini çocuğuna verebilir. Evet, bu ailelerde biz ilaçsız takip öneriyoruz. Çeşitli anne baba tutumları öneriyoruz. İşte bir takım davranışsal şeyler öneriyoruz. Ama diyelim ki 6 tane çocuk var evin içerisinde. En küçüğü, en büyüğü hepsi böyle birer yıl arayla. Ortanca çocuk inanılmaz hiperaktif. Tanısal anlamda tanık olmuş. Evet. Annenin sizce ne kadar koşulları kesinlikle. Bu çocuğa odaklanıp da işte davranış çizelgeleri yapmaya, olumlu davranışı pekiştirmeye. Büyük bir ihtimalle kadıncağızın ancak o kadar çocuğa yemek yapmaya vakti vardır. Şimdi bu çocukta da ilaç başlamak zorundasınız. Aynı semptomlarda farklı bir ailede olan çocuğa başlamayabilirim. Ama dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tıbbi bir tanıdır. Ve gerekiyorsa çocuğa ilaç başlanması şarttır. Bu noktada aileler çok maalesef yanlış bilgilerle geldikleri için çok
çok önyargılı geliyorlar ama dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda kullanılan ilaçlardan özellikle hani bazı moleküller çok uzun yıllardır kullanılan, üzerinde belki de çok çok bu kadar çok çalışma yapılan başka ilaç yoktur belki de. Çok fazla çalışma yapılmış, etkileri, yan etkileri çok iyi bilinen ilaçlardır ve uzman bir hekim, bir klinik psikolog çocuğu gördü, değerlendirdi, iki görüşme, üç görüşme yaptı, okulla görüşüldü. Tüm bunlardan sonra eğer bir uzman size ilaç kullanmanız gerekiyor diyorsa orada bence o uzmana güvenmek lazım. Çünkü uzmana güvenmeyip de ilaçla ilgili araştırma kısmına girmek ve benzer şeyler sizi yoracaktır anne baba olarak. Daha çok soru işareti belirecek kafada. Evet, yani anne baba acaba olarak doğru mu, yapmanız gerekene mı enerji harcamak çok daha uygundur. Veya bilinçli ailelerde buna çok rastlarız zannediyorum. Çünkü hani anne baba o ilacı başladıktan sonra artık bu sefer ilaca bakacak. Bu etki görüldü mü? Şu çocuk daha böyle bir sıkı gözleme alınıyor. Bir ufak bir şey de araya girmek istiyorum. Şimdi ilaç tedavisiyle de ilgili bir mucizeden de bahsetmiyoruz. Bakın, dikkat eksikliği hiperaktivite çok alanda düzenleme gerektiren çok yönlü multifaktöriyel dediğimiz bir hastalık, bir durum. Biz ilacı hasta iyileşsin, çocuk bir anda değişsin, bambaşka biri olsun diye başlamıyoruz. Biz ilacı niye başlıyoruz biliyor musunuz? Şakır şakır yağmur yağarken o anne babaya biz bir şemsiye veriyoruz. Yani çocuğun bütün ilişkiler bozulmuş, okulda sürekli şikayet alıyor, komşular o çocukla aynı yerde bulunmak istemiyor, annenin sabrı tükenmiş, kendi çocuğuna tahammülü kalmamış vesaire gerçekten vesaire. Yorucu. Bu noktada biz ilacı başlıyoruz ki ortam bir sakinleşsin. Evet. Ha sonrasında ilaç başladık diye anne baba hiçbir şey yapmayacak, ayağını uzatacak ve çocuk başladık iyi zaten olacak değil. Esas ondan sonra başlıyor. Biz şemsiyeyi veriyoruz aileye. Diyoruz ki buyurun, ıslanmamanız için size bir şemsiye verdik ama yağmur yine yağıyor. Siz bu yolu yürüyeceksiniz. Daha dikkat hani ederek. İlaç da mucize değil. O da farklı bir yanlış algı. Yani çocuğuma ilaç başlansın ve her şey bitsin. Şey gibi düşünülüyor sanki hocam, yani dikkat eksikliğiyle zeka çok birbiriyle bağdaştırılıyor sanıyorum. Halbuki değil. Ona halbuki değil. Geleceğim. Tabii. Evet, ona ama da geleceğim. Dikkat eksikliği anlamında, yani dikkat eksikliğini iyileştirecek tedavide zeka gelişmez ya da zeka ileriye gitmez. Ona, evet. Bir bağlantı geleceğim. Tabii. Aynı zamanda dikkat eksikliği olan çocuğa ilaç başlanıldığı zaman çocuk artık çok ders çalışacak diye bir anlam da kazanılmaz. Evet. Yani çocuğun var olan ders programı 3 saatse bu 3 saatte yani 3 saatte yaptığınız ilaç kullandığında da yine 3 saat yapacak. Birdenbire bu 15 saat olmayacak. Böyle bir mucizevi durum söz konusu değil. Evet, anlıyorum. O zeka olayına falan gerçekten geleceğim. Bunun dışında da şunu da sormak istiyorum. Dereceleri var mıdır? Yoksa hani dikkat eksikliği ve hiperaktivite hep aynı seviyede mi gider? Yani derece demeyelim de şöyle orta olabilir. Şiddetli, hafif olarak ayırabilir miyiz? Şöyle, hani dereceden ziyade aslında etkilenen alana göre ailenin yaşadığı zorluk değişir. Tabii ki hani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda sadece dikkat eksikliğiyle seyreden bir çocukta yaşadığınız zorlukla dürtüsellik dediğimiz belirtilerin çok ön planda olduğu, ona sataşan, buna sataşan, hiç yerinde durmayan. Bakın şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivitede zaman içerisinde davranım bozukluğu da eklenir. Çünkü çocuk yalan söylemeye başlar, evden kaçar, hayvanlara i̇şte zarar bunlar verir. Çok, evet, şimdi bunlar gerçekten da eklendiyse evet şiddetli denebilir. Ama o davranım bozukluğunun eklenmesi, yani şöyle söyleyeyim, aslında hafif, orta ve ağır şiddetli dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama bu daha çok hangi alanın bozulduğu alakalı bir şey. Bir de tanının ne kadar süre içerisinde konduğu, ne kadar geç kalındığıyla da biraz alakalı. Çünkü hani aşırı hareketli olduğu için sevimli bir hareketliliği olan bir çocuk düşünelim. Birinci sınıfta biraz hareketli. Evet. Derste yerinde durmuyor. İşte kalem açıyor falan ama bu çocuğa sürekli okulda öğretmen yapma diyor. Arkadaşları sen yaramazsın diyor. Eve geliyor çocuk sürekli yine öğretmeninden şikayet aldım. Sen niye böylesin? Sen nasılsın? Ve bir süre sonra hepimiz hani çocuk sahibiyiz. Evet. Kullandığımız laflar, bıktım senden, senden adam olmaz, yeter artık gibi. Sizce bu çocuk bir sene sonra aynı belirtilerle kalacak mıdır? Bu çocuk mümkün yalan değil söylemeye başlayacak, bu çocuk daha saldırgan olacak, bu çocuk arkadaşlarının bilerek canını yakmaya başlayacak ya da tam tersi iyice içine kapanacak, okula gitmek istemeyecek, her sabah karın ağrıları başlayacak. Yani tanıyı doğru zamanda, doğru şekilde koyamadığınız zaman esas o şiddetli dediğiniz noktaya getirmenin yavaş önünü yavaş açmış bizler oluyoruz. Getirmiş oluyoruz o zaman. Yani anne babanın bu konudaki tutumu çok önemli. Çok önemli. Hakikaten yani onu geleceğim.
yani hepimiz anneyiz, babayız ama çocuklarımıza lütfen yani hareketlerinde hemen tanılarımızı gerçekten kendimiz koymayalım. Emin miyiz, değil miyiz? Uzman kontrolünde, psikolog kontrolünde tanılar konduktan sonra ondan sonra tutumlarımızı belirleyelim. Hani suçlayıcı yaklaşımlar evet. Gerçekten çocuklarda çok şimdi şöyle, sıkıntılı. Hani tutumla ilgili çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Şimdi çocuğunuzun dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa bakın birçok alanda kendini kontrol edemeyen bir çocuktan bahsediyoruz. Eğer çocuğunuzun kendini tanımlarken isminin başına yapma kelimesini koymaması için ya da hani dur evet. Kelimesini koymaması için bazen bu hani bu çocukların annelerinden ben şeyi duyuyorum. Hocam o kadar alışmışım ki çocuk hiçbir şey yapmıyor. Oturuyor ben dur yapma diye bağırırken buluyorum kendimi. Dil alışkanlığıyla çocuğa yapma dönüyor artık. Mesela hani anne baba tutumlarıyla ilgili Çağla'nın da bilir. Biz çok tabii şunu ki. Öneriyoruz. Üç şey belirleyin çocuğa yapma diyeceğiniz sizin için çok önemli. Onun dışında bir kere gün içerisindeki yapmaları azaltmak lazım. Durları önce azaltmak lazım. Önce bir kendimize dur dememiz lazım o zaman. Evet o susları azaltmak anne ve lazım. Çok önemli anne ya baba ben tutumları. Ben de onun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani çocuk üzerinde tabii Çağla'nın bu konuda uzmanız evet. Ama sen ve ben iletilerinin bir iletişimde hele de çocukla çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çok değil mi? Yani sen hep böyle suçlayıcı bir kelimedir ama ben kelimesinde bir naiflik vardır. O çocuğa yaklaşımda bir gerçekten çok güzel bir yola getiriyorsunuz. Ben evet. Çok kullanıyorum onu. Burada bir de ben ya hep ben ya bunu yapıyorsun ben çok üzülüyorum. Ya ben şöyle ben kelimesini kullandığım zaman bakıyorum daha rahat. Ama senle daha bir hırçınlık oluyor. Yani iki kelimenin birbirinden çok büyük farkı var aslında. Evet. Şimdi burada böyle konuyu bir tık çevirecek olursam şuradan bahsetmek evet. istiyorum. Bazen de benim çocuğum hiperaktif hocam işte biz getirdik bir test yapalım falan filan gibi işte Poykun'a gelen. Ben koydum tanıyı sana da bir test yapmak hadi kaldı. Orayı artık aşıyorum şunu görüyoruz. Aslında çocuk hiperaktif değil ama annenin obsesyonları var. Evet. İnanılmaz anlamda yani hani hiç fark edilmemiş. Çünkü bizim toplumumuzda zaten düzen çok sevilen bir şey. Evet. İşte onun evi çok temiz. O çok düzenli, çok titiz denilmiş. Ve maalesef. Bunun bir aslında patoloji olduğu fark edilmemiş. Ama çocuk çok minimal düzeyde hayatını yaşamaya çalışıyor. Ona sınırlandırılmış ev içerisinde. Bazı evet. çocukların odasından çıkması dahi yasak. Çocuk hatta bazılarının odası yok. Odası yok bazen. Odası olmayan bir çocuklarımız var bizim. Yani, evet Çağla Hanım'ın dediği gibi evde şu yastığı şuradan alıp buraya koyamadığınız evlerde yaşıyorsunuz. Evlerde bu kadar düzenli evet. evlerde. Tabii, tabii, tabii. 7-8 yaşında çocukları ben biz evet. zapt etmeye çalışıyoruz. Ruh olmayan evler diyorum evet, şahsen. Yani. Yani orada bir ruh göremiyorum. Benim evimde benim çocuğum özgürlük alanı ya. Hele odasına hiç karışmamak lazım. Çünkü o onun alanı. Vermek lazım. Ya düzene koyma sonunu da kendisinin bilmesi lazım. Bunu da tatlı dille yaklaşım. Çok önemli. Şu herhalde temel olarak dikkat etmemiz gereken, bakmamız gereken alan şu galiba diye düşünüyorum. Yani bu örnekten yola çıkacak olursam. Annenin obsesyonlarını fark ettikten sonra biz anneyi tedavi alıyoruz zaten. Çocuğu artık azat ediyoruz ama. Çocuk gayet iyi. Buradan da şunun anlaşılmasını istemiyorum. Artık şöyle bir şey var. Hep hatalı artık anne babalar mı? Çocuğun her dediğini mi yapacağız? Çocuğa hep bu hakları tanıyacağız mı? Çocuğa sınır koymayacağız mı? Hayır. Çocuğa tabii ki sınır koyacağız. Sınırı olmayan bir çocuk istemiyoruz. Ama bu sınırları koyarken adil davranacağız. Evet. Yani halı kirlenmesin diye, bardak kirlenmesin diye, işte o çocuk ya da masa kirlenmesin diye onun boyama özgürlüğünü elinden almayacağız. Oynama evet. özgürlüğünü elinden almayacağız. Evde yaşama özgürlüğünü elinden almayacağız. Hani sınır koyalım ama sınırlarımızı koyarken çocuğu evet. unutmayalım. Evet efendim reklam arasına gireceğiz şimdi. Çok güzel ikinci yarıda zeka gelişimiyle ilgili sorularınız varsa alacağız. Zekanın çocuk üzerindeki genetik midir? Nasıl geliştirebiliriz? Bunu daha ileri bir boyuta taşıyabilir miyiz? Diye konularımız devam ediyor. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Sevgilerle. Merhabalar. Televizyonunu yeni açmış olan izleyicilerimiz için tekrar konuklarımızı ve konularımızı hatırlatmak istiyorum. Konuğumuz psikiyatrist, uzman, hekimimiz Zeynep Elyas Kaya. Psikolog arkadaşımız Çağla Gül hanımefendiydi. Konumuz dikkat eksikliği, hiperaktivite, zeka gelişimiydi. Anne ve babanın tutumlarıydı. İlk yarıda dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye bayağı değinmiş olduk. Tekrar devam edeceğiz ama
Bir de zekayı ekleyeceğiz ikinci dönemimize. Çünkü en büyük sorunlarımızdan biri olduğunu düşünüyorum ki öyle de aslında. Çünkü dikkat eksikliği olan çocuklarla çok zeki, ondan dikkat eksikliği veya hiperaktif çok zeki olduğu için gibi söylemlerimiz de var. Acaba doğru mu? Acaba yanlış mı? Bunun cevabını ben de bilmiyorum. Bunları bize psikiyatristimiz ve psikologumuz cevaplayacak inşallah. Efendim, tekrar sizlere dönmek istiyorum. Öncelikle zekanın tanımını almak istiyorum Çağla Hanım ben. Zeka nedir? Zeka çok komponent aslında, yani hani böyle spesifik bir tanım yapmak istemiyorum ben. Zekayı daha çok şöyle anlıyor ve algılıyoruz. Aritmetiksel alanda başarı gösterebilen zeki, diğerleri daha az zeki gibi tanımlıyoruz ama değil. Aslında zeka hem sosyal anlamda, iletişim anlamında başarı gösterebilen, hem duygusal anlamda başarı gösterebilen, kendini tanıyan, tanımlayan, çevresinde olup bitenleri anlayan, algılayan ve istediği uyumlu davranışı gösterebilen şeklinde tanımlamak sanki daha doğru ve geçerli bir tanım olur diye düşünüyorum ben. Evet. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Anne sütü bizim önem verdiğimiz bir olay. Gerçekten çok önemli anne sütü. Zekayı etkiliyor mu? Yani şöyle, spesifik olarak zekayı anne sütüne bağlamak çok doğru olmayacaktır diye yani düşünüyorum. Yani direkt değil tabii ama zeka üzerinde etkisi var mıdır? Anne sütünün genel anlamda faydalarını biliyoruz. Tabii ki etkisi var. Ancak zeka birebir beslenmeden kaynaklanmadığı için, yani zeka gelişimi birebir beslenmeye bağlı olmadığı için bu cümleye cevap verirken şu kaygıyı yaşıyorum ben şu an. Süt olmayan anneler ben çocuğuma benim çocuğum kötü olduğumu düşünecekler. Süt olmayan anneler evet. Olabilecek bir şey, anne süt veremeyebilirsiniz pek çok sebepten dolayı. Bu demek değildir ki çocuğunuzun tabii zeka gelişimini olumsuz etkileyen bir annesiniz demek değildir. Evet, evet. Anne sütü taşımamalı. İlk iki yaşta kesinlikle olmazsa olmazlarımızdan biridir. Tabii mümkünse ki verilebilir. Biliyorsa 2 yaşa evet kadar mutlaka verilmesi gerekir ve çocuğun her alanda olduğu gibi zeka alanında da gelişimini olumlu destekleyen bir şeydir. Evet. Anne sütü alabilmiş olmak bir çocuk açısından, ama gerçekten konuşurken o noktada hani anneler üzerindeki o baskıyı hissettiğimiz için, bu demek değildir ki çocuğuna anne sütü veremeyen bir annenin çocuğunun zekası otomatikman en baştan hani bir geride kalacaktır gibi bir şey de oluşmasın. Evet, bu anlamı taşımasın. Yok, o anlamda tabii ki illaki hani. Çünkü özellikle o emzirme döneminde anneler çok daha hassas oldukları için hani zeka ve anne sütü arasındaki en ufak böyle bir net ilişkiyi söyleyen bir şey de anne için çok büyük bir stres kaynağı oluyor böyle şeyler anneler için. Bir de sonuçta şuna da dikkat ediyoruz. Hani toplumun içinde yaşayan insanlarız. Sağlık sektöründe olunca her grup insanla bir araya geliyoruz ve gördüğümüz, çevremizden duyduğumuz klasik laflardan biri geliyor bana artık tabii de. Çocuk zekayı anne böyle, hani çocuk dediğimiz gibi aritmetik yaklaşımlar olan çocuk zaten zeki, diğerleri artık hiç dediğimiz noktada oluyor bazen. Çocuk zekasını kimden alır? Yani son yapılan araştırmalar... En çok anneler bu konuda kendine pay çıkarıyor. Acaba öyle mi? Aslında doğru. Son aslında yapılan doğru çalışmalar, yani buradan böyle yıllar öncesi biyoloji derslerine gidecek olursak, evet, X kromozomu ve Y kromozomu şeklinde evet, ayrıştırırsak, evet, son çalışmalar bize zekanın anneden alındığını gösteriyor. Yani X kromozomuyla beraber zeka oluşuyor. Ama tabii bu net anlamda benim çok büyük bir özgüvenle evet anneden alınıyor diyebileceğim bir bilgi değil. Henüz çünkü evet çalışmalar devam ediyor. Halen devam ediyor. Ama son dönemde artık görüyoruz ki anneden geliyor artık zeka. Peki bunun bir oranı var mıdır? Hani anneden geliyor yapılan evet son çalışmalarımız böyle, ama bunun bir oranı var mı? Mesela %60 anneden etkilendi, %40 babadan. Babalar çok mağdur şu anda. Yok, evet, böyle bir oran. Aslında genetikle aktarılan hiçbir şey için bu kadar net oranlar vermek evet mümkün ama değil. Ama cep dolu gelebilir. Evet, evet. Yani şöyle düşünün, bunu hani bilgisayar alıyoruz ya, bir bilgisayar evet aldığınızı düşünün. Fabrika çıkışında bir yazılım yüklü olarak geliyor elinize evet değil mi? Evet. Ama daha sonra siz işte onun ne bileyim bir şey takıyorsunuz, RAM'ini arttırıyorsunuz, bir program yüklüyorsunuz. Evet. Aa, bu virüs koruma programı çok da iyi değilmiş deyip yenisini alıp ekleyebiliyorsunuz. Zeka biraz böyle bir şey. Anneden gelen bir genetik geçiş olduğu çalışmalarla evet gösteriliyor, ama bu hani
hani fabrika çıkışı. Bunun üzerine koyacağınız şeyler çok önemli. Bir de araya şöyle bir şeyle girmek istiyorum. Hani babalar da biraz hem gönülleri de hoş olsun. Anneden aktarılan genetik zeka var ama mesela özellikle çocukların 6 yaştan sonra sosyal zeka dediğimiz komponent, yani toplum içinde nasıl davranacağınız, davranışlarınızı nerede nasıl ayarlayacağınız, otoriteyle ilişkiniz, yani yarın bir gün öğretmenle, amirinizle ilişkiniz, bunların hepsi babayla kurulan ilişki üzerine şekillenen bir zeka alt tarafı mesela. Yani sizin sosyal ortamlardaki zekanız özellikle 6 yaşından sonra babanızla kurduğunuz ilişkiyle şekillenen bir şey. Şimdi bunu yok sayamayız. Bu zekanın bence çok çok önemli komponentlerinden birisi. Harikulade bir matematik dehası olabilirsiniz ama iş yerinizde hiç kimseyle geçinemiyorsanız, eşinizle geçinemiyorsanız, çevrenizdeki herkesle kötü anlaşıyorsanız, bu aritmetik zeka evet size matematik dehası yapar ama çok sosyal anlamda iyi bir yere getirmez ve orada babaların da hakkını yememek lazım. Aslında tam olarak şu, ilk yaptığımız tanımlamadan yola çıkacak olursak, zeka tek başına başarı anlamını taşımamalı ve mutlaka sorduğunuz soruya binaen, hani zekayı ölçebiliyor muyuz, bunun seviyeleri var mı da? Bahsettiğiniz sanıyorum ki çok gündelik hayatta da kullandığımız ve duyduğumuz IQ değeri. Ama sadece IQ de değil, bunu IQ, EQ ve SQ olarak sınırlandırmak lazım. Evet, duygusal zeka da tabii, çok yani önemli. Yani tek başına IQ da aslında bir anlam ifade etmiyor. Bunu ölçmüş SQ olmak... duygusal zeka. EQ duygusal zeka, SQ aynen farkındalık ve ruh zekası aslında, ruhsal zeka biraz daha. IQ ve EQ ne kadar yükselirse SQ da o kadar yükseliyor. O kadar daha yükselebiliyor. Evet. Benim hemen burada siz matematik dehası deyince akıl oyunlarını izleme şansınız olmuştur mutlaka. Tabii konumuzun belki biraz da şeyi var. Orada Russell Crowe gerçekten güzel bir oyunculuk da göstermişti. Oradaki şey yani gerçekten matematik dehası ama eşinin onu desteklemesiyle bazı şeylerde artık yardımcı olmasıyla mesela orada bahsedilen, o filmde bahsedilen paranoid şizofreni rahatsızlığına düçar diyelim eski tabirle. O rahatsızlığa düçar bir bireyden bahsediliyordu. Evet, çok ciddi bir matematik dehası. Bildiğim kadarıyla Nobel ödülü var bu konularda. Ama rahatsızlığın da verdiği sebeplerden dolayı evliliğini, sosyal ilişkilerini çok zor sürdürebilmiş biri ki burada hani adı konmuş bir hastalık var, paranoid şizofreni. Onun dışında işte mesela bir yanlış algımız, hiperaktif çocuklar aslında zeki oldukları için böyledirler. Ona değil. Geleceğim, o çok derin. Evet, gerçekten. Hatta yanlış algılar olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle, o konuda. Evet. Evet. Yani hemen girmişken girelim hocam, Çağla Hanım. Hiperaktivite, dikkat eksikliği olan çocuk zeki midir? Hayır. Yani bu çok yanlış bir orantı. Ama genelde halkımız bu şekilde biliniyor. Böyle biliyor. Yani bunun altını ben çizmek istiyorum. Evet. Benim çocuğum çok hareketli, çok zeki ondan. Zeka ile dikkatini de adaştırmak lazım zaten bu aslında. Zeki. Aile teşhisi koymuş, hiperaktifliği de koymuş, dikkat eksikliğini de koymuş, zekayı da koymuş. Yani aslında çok size iş kalmamış gibi. O anlamda biz çok rahatlamıyoruz çünkü tanısını ve böyle tedavisini şey koyup gelince insanlar zorlanıyoruz. Daha zorlanıyoruz. Şöyle, gerçekten emin olun ki size bu, yani hani bir konuda hiçbir bilgi sahibi olmadan gelen kişiye yaptığınız görüşme, önerilerinizin hedefe ulaşmasıyla aslında çok şey bilerek, tırnak içinde söylüyorum, gelen kişi de tedavi süreci çok daha zor oluyor. Çünkü önce yanlış bilgiyi bir düzenlemek temizleyip yani şey gibi düşünün, darmadağınık bir ortamda temizlik yapmak ne kadar zordur değil mi? Önce ortalığı toplamanız gerekir. Kesinlikle. Şimdi o özellikle internet bilgisiyle size geliyorsa şahıs, önce ortalığı toplamak gerekiyor ve o yanlış bilgiyi değiştirmek bazen o kadar zor olabiliyor ki. Hani buna sık sık da değinmek zorunda kalıyorum. Çünkü gerçekten artık geldiğimiz noktada sadece çocuklarımız için değil, kendimiz için de dahil olmak üzere arama motoruna yazdığımız ve karşımıza çıkan kesinlikle her şeye inanarak yaşar hale geldik. Zeka konusunda da bu böyle işte. Hiperaktif çocuklar zeki çocuklar demek değildir. Yani hiperaktivite beraberinde üstün zekayı falan getirmiyor. Aksine mesela zeka geriliği olan çocuklarda, otistik çocuklarda hiperaktivite bulguları daha sık eşlik eder. Davranış kontrol etmek de bir zeka faktörüdür çünkü.
çocuk. Yani davranışınızı kontrol edemiyor oluşunuz bir zekayla da alakalı bir tarafı vardır onun. Ha evet, üstün zekalı çocuklarda hiperaktivite bulguları daha sık gözlenebilir mi? Gözlenebilir ama onu Çağla Hanım daha iyi açıklayacaktır. O da o üstün zekalı çocuğun tanınamaması ve uygun yönlendirilememesiyle alakalı biraz da. Evet. Diye düşünüyorum tabii Çağla Hanım, hani klinik psikolog olduğu için o konuda daha iyi bilgi verecektir. Bu arada sizin kurduğunuz cümlede araya girip bölmek istemedim ama şuna da değinmek istiyorum. Bilerek gelen ailelerde tamam, yanlış bilgiyi düzeltelim sonra doğru bilgiyi verelim, ama o yanlış bilgiyi düzeltmeye çalışırken bir de ikna etme söz konusu. Ona gelecektim. O kadar zor bir süreç olamaz. Tabii. Yani hani böyle bildiği doğruyu değiştirmek istemeyen, güven olgusunda sorun yaşadığımız. Değil mi? Gibi. Eğitimli diyelim hatta. Çok yani ikna etmek çünkü. Çok zor. Ben hep şunu söylerim. Yani eğer biz bir yol alacaksak, benim size vereceğim bilgi kadar sizin de bana güvenmiş olmanız gerekiyor. Kesinlikle. Eğer o güven olgusunu oturtamazsak ilerleyemiyoruz çünkü. Kime güveniyorsanız ondan danışmanlık alın. Kime güveniyorsanız ondan tedavi alın. Ona çünkü süreci o kadar yorucu bir yola sokuyoruz ki o zaman, yani çok yıldırıcı oluyor ve bir çocuk yerden için sonra de çok zor. Tabii yani çok zor oluyor. Farklı yerlerde aynı tabii şekilde. Yani çünkü çocuğum şeyi o, yani yapısı o. Şimdi bu çocuk her yerden şeyi söylüyor. Bir zaman sonra açık çocuk ben çok mu kötüyüm? Hasta mıyım? Yani psikolojik bir travma da yaşıyorlar değil mi Çağlan? Tabii, yaşayabilir süreç, yani tabii, çocuk. Süreç uzadıkça şu anlamı taşıyor çünkü. Ben fayda göremiyor muyum? Ben iyileşmeyecek miyim? Ya ben çok hastayım. Tabii. Hani bunları yaşatmak da istemiyoruz biz çocuğa. Ve en çok sanıyorum hocam sizin de o anlamda zorlandığınız bu. Kullanılan ilaçlar bağımlılık yapar mı? İlaç kullanmadan iyileşir mi? İşte ilaç kullandığı zaman daha zeki olur mu? Ama hiçbir ilaç, yani hiçbir medikal tedavi zekayı ileri taşımaz. Zekayı ileriye taşıyacak olan çok daha başka yöntemler onlara var. Konuşacağız da geleceğiz zaten. Evet. Bu arada ben WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum efendim. 0506 094 67 23. Buradan bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Hakikaten bugünkü konumuz çok güzel. Aslında herkesin mağdur olduğu bir konu. Bir izleyicimiz, çok başarılı yayın yapıyorsunuz. Seni takip ediyoruz. Kolay gelsin demiş Faruk Bey. Çok teşekkür ediyorum Faruk Bey. Sevgilerimizi yolluyoruz buradan. Kolay gelsin. Çocuklar sabah ders çalışsa daha mı çok algıları açıktır? Veya hani sabah ders çalışırken algılar daha açık demenin nedeni nedir diye sormuş Faruk Bey. Sabah derken tabii çocuğun yani okul durumuyla da sabah hani erken böyle saatleri. Bazen bizler de onu yapardık hani öğrencilik şeyimizi sabaha doğru daha iyi alıyoruz gibi boş hafıza diye herhalde ona benzer bir şey. Sabah algıları açık mı? Tabii. Şöyle tanımlasak, sanki açıklasak daha güzel olur diye düşünüyorum. Uykudan uyandıktan sonra zihin dinlenmiş olduğu için bilgiyi öğrenmesi daha kolay. Alması. Bu anlamda tabii alması daha kolay. Bu anlamda hani sabah çalışmak güzel, daha zinde ve daha performans anlamında anlamlı olacağı için. Ama öğrenme modellerine de biraz giren bir soru bu. Yani bazı insanların öğrenme stilleri, öğrenme tavırları çok daha başka. Bu çocuklar erken, ya özellikle uykuyla çok alakadar. Sağlıklı uyku alamıyorsa, uykusu çok bölünüyorsa, REM uykusu dediğimiz uyku, yani REM uykusunda uyumuyorsa sabah uyandığı zaman aynı dinçliği hissetmeyebilir. Gün içerisinde onu tolere edip akşam çalıştığında belki daha fayda görecek. Evet. Yani bu kanun gibi net bir doğru değildir. Çünkü hani öğrenme de yine kişiye özeldir. Ama tabii sabah daha zinde olduğumuz ve bilgiye daha açık olduğumuz da bir gerçek. Şimdi şöyle bir şey var zaten. Hani psikoloji çok alana açık bir şey. Psikolojide tabii çok netlikler oturtamıyoruz galiba, evet, değil mi? Yani netliğe yakın, gerçeğe çünkü şöyle, yakın, kişilere tabii, göre değişiyor. Kişilere göre esas mevzu bu. Evet. Sabit bir şey değil. Değil. Aynen öyle. Yani, yani her birey, her yaşam, her aile, her geçmiş kendine özel. Aynen. Hocalarımızın, bir izleyicimiz tekrar yollamış. Hocalarımızın konuşmaları çok hoşumuza gitti. Bize de bir şeyler kattı. Teşekkür ediyoruz demiş bir izleyicimiz. Tekrardan bir soru daha sormak istiyorum. Seher Hanım, tablet, teknolojik araçların çocukların zeka üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir demiş. Seher Hanım'a sevgilerimizi yolluyoruz. Efendim sıkı bir takipçimiz. Evet. Çok öpüyoruz buradan sizi Seher Hanım'da. Şöyle şimdi yakın zamanda yine çalışmalar üzerinden gidersek özellikle
3-6 yaş arasında ya da 3 yaşı dolduruncaya kadar çocukların tablet, televizyon ve benzer dijital araçlarla geçirdikleri süre doğrudan zeka gelişimleriyle ilişkili bulunmuş. 2 kere 2 = 4. Yani tıpkı şey gibi içtiğiniz sigara miktarı ile kanser riskiniz arasında nasıl çok doğru bir orantı vardır, günde bir sigarayla bir paket sigara arasındaki gibi, çocukların özellikle 3 yaşına kadar dijital cihazlar karşısında geçirdikleri zaman 7'li 8'li yaşlarından itibaren zeka dediğimiz alanla ilgili olumsuz etki anlamında çok yakın ilişkili. Ben özellikle 2 yaşına kadar, bakın bunu da çok net olmak istiyorum ama 2 evet. yaşına kadar bir çocuğun televizyonla, tabletle, cep telefonuyla ve benzer dijital araçların hiçbiriyle hiçbir ilişkisi olmamasından yanayım. Bunu bu kadar net söyleyebiliyorum. Yani tıpta böyle çok net şeyler, özellikle psikiyatride ve psikolojide evet. bir şeyleri çok net söyleyemeyiz. Evet, kişiye göre değişir, aileye göre değişir. Ama yaşama göre. Burada çok net olmak zorundayız. Çünkü gerçekten özellikle ilk 2 yaş çok önemli bir yaştır. Niye çünkü biliyor musunuz? Boş. Çünkü boştan da öte oyalım. Şimdi insan zihni insan yavrusu tamamlanmadan doğan bir canlıdır. İnsan yavrusu doğduğunda beyninin gelişimi tamamlanmamıştır. Evet. O gelişim 2 yaşına kadar sürer. Siz 2 yaşına kadar aslında çocuğunuzla kurduğunuz bağ, ona sağladığınız çevresel koşullar, onun eline verdiğiniz veya vermediğiniz tabletle 40'lı yaşlarında nasıl bir insan olacağını belirliyorsunuz. Çok temel bir şey yapıyorsunuz temeli orada. Temeli sağlam oturtmak aslında evet. çok başta. Nöronal bağlantılar evet. orada oluşuyor. Yani o ilk 2 yaşta çocuk kimliği, kişiliği, zekası ve benzer pek çok şeyi belirleyecek. Nöronal, yani o beyin hücrelerinin bağlantılarını kuruyor. Nasıl biri olacağına karar veriyor. İlk 2 yaşta çocuk iyi bir bakım veren ilişkisi dışında her türlü dijital şeyden uzak kalmalıdır. Ondan sonrasında da hani çok kontrollü olmalıdır çocuğun hayatında bu dijital şeylerin varlığı. Ama işte orada dönüp kendimize bakmak lazım. Bizim hayatımızda yetişkin olarak ne kadar kontrollü ki bunlar? Çocuğumuzdan bunu talep edebilelim. Evet, orada herkes kendisine onu sormalı. Benim bu dijital cihazlarla bağlantım ne kadar kontrollü? Burada sanırım yakınmalar şuradan gelecek diye tahmin ediyorum. Ama çocuğum yemek yemiyor. Evet. Yemek yemesin. Üstüne basa yemesin. Basa söylüyorum. Yemek aynen, yemesin. Bir süre sonra zaten yiyecek. Yani o acıkacak. Evet, zaten acıkacak ve yiyecek. Tabii ki değindik ama hakikaten böyle tabletle, televizyonla o kadar güzel yedi. Yani orada annenin tatminliği söz konusu. Evet, çocuk evet. yediğini anlamıyor. Anlamıyor. Yani bunu daha önceki programlarımda da değinmiştim. Ya lütfen yemek bana göre bir aileyi bütünleştiren bir şey. Tabii. Bir araya getiren bir olgu. Yani siz orada çocuğa tableti veya bilgisayarı herhangi bir şey verdiğinizde o çocuk ne yediğini bile bilmiyor. Çünkü izliyor ve beyin oraya odaklı. Ağzına ne verseniz yiyecek. Hatta belki hiç yemem dediği yiyeceği bile yiyecek. Farkındalık evet. yok. O yaşlarda çocuk televizyon izlediği zaman veya tablet izlediği zaman çok yoğun izliyor. Yani hani tabii, herhangi hiçbir algıyı çevresinde olup biteni algılamadan izliyor. Dediğiniz gibi ne yediğini bilmiyor. 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 Yani, ve kar zarar hesabı yaptığım zaman bence yemek yememesi oradan alacağı zarardan çok daha masum bir zarar gibi düşünüyorum. Çünkü besin eksiklerini bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Emin olun ki tamamlarsanız. En kötü ihtimalle gece yatırırken bir şey verirsiniz. Onu tamamlarsınız ama özellikle ilk 2 yaşta, hatta 6 yaşa kadar uzatalım. Çocuğun zihinsel gelişiminde açtığınız yarayı gerçekten sonrasında onarmak çok zor. Evet. Gerçekten çok zor. Çünkü çok kalıcı çok bir değişiklik yapıyorsunuz. Yani hani düşünün, şöyle düşünün. Bir binanın temelini atıyorsunuz. Şimdi temeli attıktan sonra üzerine de 10 kat bina çıkıp da geri dönüp diyebilir misiniz? Aa bir dakika ya, temelde çok büyük bir hata yapmışız. Su kaçırıyor. Yani binayı mı yıkacaksınız? Evet. O saatten sonra yapabileceğiniz evet, çok kısıtlı şey var. Dolayısıyla Çağla Hanım'a katılıyorum. Yani besin eksiği bir şekilde giderilebilir. Çok özel koşulları olan çocukları ayırıyorum. Onu söyleyeyim. Hani tıbbi rahatsızlığı vardır. Beslenmesinde özel önem gerektiren çocuklar vardır. Bunu ayırıyorum ama biz burada hani normal sağlıklı gelişen çocuklardan bahsediyorsak evet, yani bir öğün yemiyorsa yemesin ama lütfen onu tabletle yedirmeyin. Bu alışkanlığı kazandırmayın. Artık tableti yemeye başlayacaklar herhalde. İki dönemde çocuklar ötüren canım tadına sınmış diye. Efendim beslenme falan demişken, hazır oraya da gelmişken, beslenmenin zeka etkisi var mıdır Çağla? Tabii var. Yani şöyle, aslında anne gebeyken
ve 3. haftaya geldikten sonra zeka gelişimi başlıyor. O yüzden beslenme aslında annenin gebelik döneminde de başlamış oluyor. Bu anlamda anneler gebe kaldığı dönemde kendi beslenmelerine dikkat etmeliler. Bununla beraber omega 3 ve çinko almalarını öneriyoruz biz, yani çocukları besledikleri zaman. İşte balık, ceviz. Ceviz ki çok bilinir. Hep klişedir, beyne benzediği için zeka gelişimini etkiler vesaire gibi. Yine kuru yemiş, semizotu, yani ama temelde omega 3 ve çinko zeka gelişimini olumlu etkilediğini biliyoruz. Peki gerçekten öyle midir? Tamam, cevizde belli yağlar var. Evet. Şeklinde bir de böyle bir şey var. İşte havuç, göz falan diye. Gerçekten öyle. Göz falan, yani bunun böyle bir keskin bağlantısı var mıdır? Yani ceviz yiyenin beyni gelişir mi? Eğer şimdi çocuğunuz çok dikkat ediyoruz. Çünkü şu anda toplum olarak böyle de bir yönelmemiz de var şimdi, biliyorsunuz. Şimdi okulda bile aslında işte yine de kendimize bir stres kaynağı oluşturmuş durumdayız. Evet. Yani emin olun ki beslenme konusu bile çoğu anne için artık ben şöyle çok üzülüyorum Oyan. Çocuk sahibi olmak çok keyifli bir şey. Bir kesinlikle, anne olarak söylüyorum. Hani onu siz de biliyorsunuzdur. İnşallah. Çağlan'ın dilsin isterim ilerle ama çok keyifli bir şey. Kesinlikle. Yani sizinle kurduğu ilişki, sizinle kurduğu göz teması, evet, size dönüp sadece seslenmesi bile çok keyifli bir şey. Evet. Ama ses tonu bile benim hoşuma gidiyor. Aynen. Hem toplumsal baskılar, hem işte bir sürü bu yayın bombardımanı içerisinde anneler şöyle bir zorluk yaşıyorlar. Çocuğuma iyi bakmalıyım, iyi bakmalıyım, iyi bakmalıyım, iyi beslemeliyim, iyi uyutmalıyım, iyi giydirmeliyim, işte hipoalerjik bilmem nelerle yıkamalıyım, o organiği aynen yedirmeliyim, bu organiği yedirmemeliyim derken çocukla bakım vermenin dışında kalan her şey sekteye uğruyor. Yani evet, çocuğunuzu sevmek, çocuğunuza sarılmak, çocuğunuzla yan yana yatıp sadece şarkı dinlemek gibi çok anne çocuk arasında çok keyifli, çok kıymetli şeyler o bağlar, kadar öteleniyor ki. Hani evet. Çağla Hanım da gözlemliyordur. Ve ben çok üzülüyorum bu noktada. Annelerin üzerindeki bu baskıya da çok kızıyorum. Yani tamam, çocuğunuzu doğru besleyin, uygun besleyin. Tamam, deterjanların içine gömmeyin ama çocukla her şeyden önce anne çocuk ilişkisi kurun. Evet, önce bir yani, bağ. O bağı kurun, o çocuğunuzla ya oynamanın yani keyfini yaşayın, çocuğunuza aynen sarılmanın keyfini yaşayın. Kesinlikle. Ama şu anda, şu dünyada, şu günümüzde anneler sürekli bir çocuklarına iyi bakma taşkalası içerisindeler. Sanki hani her çocuğun anne, çocuğun özel hemşiresi olmuş gibi. Evet. Hani bir de mükemmeliyetçi yaklaşımlar aynen, var. Aynen. Yani her şeyi doğru yapmalıyım, her şeyi düzgün yapmalıyım. Her şeyi doğru yapmalıyım. Artı bir de yanındaki vatandaşın çocuğunu eleştiriyor. Hani yani herkes kendini mükemmel görüyor. Zaten diyor ki ben çok iyi bir anneyim. Böyle bir topluma da sahip olduk. Onun çocuğu geliyor, benim çocuğum çok etkileniyor. Veya onun çocuğundan şunu aldı. Aslında benim çocuğum böyle bir şey yapmazdı. O hem çok suçlayıcı oldu. Anne baba tutumu zaten. Hem yargılayıcı oldu, hem mükemmeliyetçi oldu. Yani Çağlan, bir de böyle bir sorunumuz var bizim. Çocuklar zavallılar. Aslında onların dünyası o kadar temiz ki. Yani büyükler çocuklarla birlikte bir şeye giriyor. Aslında bizim sorunumuz büyükler de bir noktada. Tabii. Bu yani şeyde. Ben şuna benzetiyorum. Büyüklerin çocuk yaklaşımı. Ya çocuk işte ya. İşte evet, 7 yaşında bir çocuk. Evet. Hani dedik ya, cebinde bir şeylerle dolu. Onun bir kişiliği var. Öncelikle onu öyle kabulleneceğiz. Tabii. Ona göre yaklaşmalıyız. Tabii. Değil mi? Yani ben şuna benzetiyorum. Her çocuk doğduğu zaman evet, içi boş bir kova ve anne baba olarak biz içine ne atarsak, neyle doldurursak evet, onunla şekillenip o olacak. Ama çevre faktörü de var tabii, tabii ki. Tabii tabii tabii, kesinlikle var. Burada ben hocama şu anlamda çok katılıyorum. Çok çok katılıyorum. Yani esas mevzu aslında ne yediğinden çok bir de nasıl yedirdiğin. Hani dedik ya, tabletle mi yediriyorsun? Cevizi tabletle yedirmesin zaten. Yani hani orada cevizin yapacağı orada kitabı. Orada ceviz neye uğradın şaşırıyormuş. Tabii tabii, daha kötü. Ve o duygusal var. Şimdi şöyle bir şey de var. Yani ben ona da çok üzülüyorum. Kaliteli vakit geçirmek, çocuğumla kaliteli vakit geçirmek istiyorum diye. Bunun evet, üzerine de hatta bir örnek vermek istiyorum. İstanbul'da görev yaptığım dönemlerde bir danışanım vardı. Üstüne basa basa çocukla vakit geçirmesi için ödevler veriyorum. Annemiz gerçekten kendi hayatında çok bilinçli, farkındalığı olan, başarılı bir kadın profili. Ama çocukla alakalı sıkıntılar devam ediyor süreç içerisinde. Dedim ki lütfen dedim, yüzme dersinize giderken dedim, yüzme faaliyetinizi, aktivitenizi yaparken çocuğu da götürür müsünüz? Beraber yüzmenizi istiyorum dedim.
Tamam evet. dedi. Orada amaç şu aslında, yani hani kaliteli vakit geçirmek demek sürekli bowling işte gitmek, at biniciliği yapmak, yani ok kursuna gitmek, resim kursuna falan. Bunu yapan aile sayısı çok az. Az ve hani bu da değil. Hani geneli şey yaparsak bir boyama diyebiliriz. Tabii. Çocukla evde etkinlik olarak bunu hani tabii. Bizim hani şuna geleceğim. Şuna toplayacağım. Göre. Yani sürekli evet. bu aktiviteleri yapmayı kastetmiyoruz. Çocukla evet. geçirdiğiniz vaktin birlikte hani o duygusallık ve o güven bağının oluştuğu vakti geçirmenizi kastediyoruz. Örneğe dönecek olursam biz ödevimizi verdik, danışanımızı gönderdik, bir hafta sonra geldi. Hocam dedi beraber yüzdük dedi. Ne yaptı çocuk dedim, ben bir heyecanlandım hani nasıl tepkiler verdi sizinle beraber yüzerken. Yani dedi ben işte bakıcımızı, bakım verenimizi de götürdüm beraber dedi. Ben havuzda bu tarafa doğru giderken o bebek arabasını o tarafa sürdü. Ben bu tarafa gelirken o bebek arabasını bu tarafa sürdü. Anne ne güzel bir vakit geçirmiş de ama. Evet, vakit geçirmek değil. Yani, tabii. Birebir ona vakit gibi... ayırmak lazım. Tabii. O, yani yarım saat, bir dokunsal sevgi, dokunsal sevgi. Sevgi. O pahalı çok. Aktivitelere falan gerek yok. Gerek çocuğunuza yok. Kaliteli vakit kesinlikle. Geçirmek için. Emin olun ki hani o çok böyle pahalı organik yiyeceklere de gerek kesinlikle. Yok. O dünya kadar para vereceğiniz hipoalerjik bilmem nelere de gerek. Çocukla kaliteli vakit geçirmek emin olun ki parayla ve ekonomik güçle çok da alakalı bir şey değil. Şu evet, çok güzel gelmek bir örnektir. Yani hakikaten dedim ya boyama falan. Bunları da geçin. Bakın bunları da geçin. Yani mesela Hanım, bizim hani toplumumuzda hakikaten böyle vakit geçirmeyi de Çağlam dediği gibi algıda yanlışlık var. Aynen. Şu çok güzel bir benzetmedir. Bizim Çağlam'ı tanır Yavuz hocam vardır. Yavuz Erten çok da sevdiğimiz bir hocamızdır. Onun çok güzel bir benzetmesi vardır. Böyle işte Himalayalar veya o taraflara gezmeye gittiğiniz zaman size bir rehber veriyorlar ama rehberin şöyle bir tutumu var. Sizi belli bir mesafeden takip ediyor o rehber. Yolculuğunuza çok müdahale etmiyor. Rehber çok müdahil değil sizin o gezinize, evet. keşfinize, keşif yolculuğunuza ama siz biliyorsunuz ki ne zaman isterseniz dönüp rehbere soru sorabilirsiniz. Aslında işte çocukla kaliteli vakit geçirmekten kastımız tam olarak böyle bir şey. Çocuk size ulaşabileceğini bilsin. İlla sürekli onun iç içe de olmak zorunda değilsiniz. Hani hepimizin çocukluğunda bir anı vardır değil mi? Kesinlikle. Odada oturuyoruz, oyun oynuyorsunuzdur. Kendi kendinizdesinizdir. Bilirsiniz evet. ki anneniz mutfakta yemek yapıyordur ve bilirsiniz ki gidip de anne gelir misin dediğinde işini gücünü bırakıp sizin yanınıza gelecektir. Kesinlikle öyle. Bu kaliteli vakittir. Çocuk anneye ulaşabileceğini, anne dediğinde cevap alabileceğini, anne dediğinde annenin her işi gücü bırakıp onunla ilgileneceğini biliyorsa anneyle aynı ev içinde evet. kaliteli vakit geçiriyordur. Hani gerçekten gidip bowling oynamak zorunda değilsiniz, yüzmeye gitmek zorunda değilsiniz, sinemaya gitmek zorunda değilsiniz. Aynı evin içerisinde sadece o güven ilişkisi çocuk için yeterlidir zaten. Yemek yapıyorsunuz, alın çocuğu da yanınıza, o da sizinle beraber iki tane bir şey soysun. Bu kaliteli zaten vakittir zaten. Bilinci de özgüven de bu şekilde gelişiyor. Böyle gelişecek. Yani, çocuğa bardağı masaya sen bırakır mısın dediğiniz zaman onun yapabileceği bir aktivite vermiş oluyorsunuz ve o bunu yerine getirdiği için özgüven ve sorumluluk bilincini edinmiş oluyor. Hem anneyle beraber bir şey yapmak, babayla beraber bir şey yapmak. Evet, şimdi bir soru dikkatimi çekti de ona da aldım şimdi. Sizi iyi günler Oya Hanım demiş Fahri Bey. Teşekkür ediyorum, iyi günler Fahri Bey. Arkadaşlar şunu sorabilir misiniz demiş. Dikkat eksikliği, hiperaktivite, bozukluğu, organik demiş ama organik değil. Hani genetik demek istemiş. Hastalıksa psikologların tedavide etkisi nedir demiş. Yani hani biz bunu ilk yarıda açıkladık ama Fahri Bey herhalde ikinci şeyde açtı. Ben girişimi yapayım Çağla Hanım devam etsin. Bakın ilaç yani bu bir bozukluktur, biyolojik bir hastalıktır. Evet, ilaç size değilmiş. Bir şemsiyedir ama o şemsiyeden sonrası aslında evet. tamamen anne baba tutumları, tabii çocuğun ki. Çevresinin evet. şekillendirilmesi, çocukta kaybedilmiş olan bir takım şeyler varsa onların yeniden yerine konması, gelişmiş davranış sorunları varsa bunların tekrar tabii. oturtulması. Yani aslında şunu hedefliyoruz. Evet. Biz orada hani çok klişedir yine bu cümle hak tabiriyle. İlaçsız tedavi istiyoruz biz derler. Aslında tedaviden tabii tedaviden kasıt şudur. Yani biz şunu gözlemliyoruz. Ebeveyn tutumu ne? Yanlış olanları düzeltelim. Çocuğun davranım bozuklukları var mı? Uyum problemleri var mı? Bunları düzeltelim. Evet. Onu daha kemikleşmiş bir hale getirip çocuğun uyum, davranış ve adaptasyon sorunlarını evet. ebeveynlerle beraber, ebeveynlerin yanlış tutumlarıyla beraber düzeltelim ve bir segment öteye taşıyalım. Evet.
anlamda hani özellikle uygun yaş gruplarında oyun terapisinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani daha sizin de yaptığınız bir şey olduğu için. Hatta oyun terapisi ve çok sınırlandırılmış şekilde kontrol edilen bir oyun terapisiyle ileriye taşınabilir. Ben tekrar bir izleyicimin soruları da genelde cevaplamak istiyorum. Benim öyle bir şeyim de var. Hani kimse soru sordu cevapsız kalmasın. Evet, oyalım. İyi günler. 3. sınıf öğrencisi bir oğlum var ve halen okuma yazma problemi yaşıyor. Çocuk psikiyatriye götürdük ve özgün öğrenme güçlüğü var dediler. Ama ben disleksi hastasıymış. Elazığ'da bu konuda tam bir uzman bulamadım. Öğretmeniyle beraber paslaşarak bir şeyler yapıyoruz. Sorum şu, muhakkak özel bir eğitim alması gerekir mi demiş. Size bırakayım Çağlan'ın disleksiyi. Çağlan bu size geldi. Yani şöyle, muhakkak özel bir eğitim alması gerekir mi sorusu çok keskin bir soru olmuş. Yani bu anlamda öğretmen veya ebeveyn yetkin hissediyorsa ve gereken başarıyı gösterebilecekse muhakkak bir özel eğitime de gitmesi gerekmiyor. Ama disleksi problemi yaşayan bir çocukla da özellikle ilgilenmek gerekiyor. Yani hani disleksi özümsenmeyecek sorunlardan biri çocuk için. 3. sınıfa gelinceye kadar tahmin ediyorum ki ilk eğitim döneminde fark ettiler bunu. Hani 1. sınıfta zaten çok göz ardı edilir. Zamanla okur, zamanla alışır vesaire falan gibi. 2. sınıfta fark edilmiş. Ve ondan sonra tahmin ediyorum ki 2. sınıf dolaylarında fark edilmiş. 3. sınıf dolaylarında da belki netleşmiş ve tanı almış bulunmakta. Bu anlamda ben özel eğitimleri öneriyorum. Yani hani dediğim gibi ebeveyn eğer bu anlamda çok özgüvenliyse, ben yapabilirim, öğretmeniyle devam ettirebilirim diyorsa, ki bence dememeli, tamam yapsınlar ama bir özel eğitim çok daha faydalı olacaktır. Evet. Yani şu anlamda da seyircimize katılıyorum. Şehir olarak biraz imkan kısıtlılığımız kesinlikle var. Kesinlikle o konuda çok evet, yani bu mağduriyeti biz de yaşıyoruz. Ne yazık ki var. Ama seslenmiş olalım, geliştirsinler bu anlamda da. Evet gerçekten bu konuda bir eksiğimiz var. Hakikaten yani artık bir değişim süreci, bir çağ yaşanıyor. Evet. Ve bu çağ çocuklarımız, bizler artık gerilerden geliyoruz. Yani anne babalar da hani gerçekten kendilerini hem geliştirme hem de toplumda artık hani şehrimizde olsun veya çevre yerlerde mutlaka bunlara yönelik şeyler. Gerçekten artık belki teknolojinin de verdiği bir takım şeyler de yani etkiliyor çocukları bilemem ama hani bu özel eğitim kurumları özellikle disleksi, seyircimize şunu da belirtmiş olayım buradan. Bunların tabii yapılması lazım. Şey yapamıyorum, söyleyemiyorum yayında olduğumuz için ama çalıştığımız kurumda, hastanede bir gün beni ziyaret ederlerse bu anlamda tabii yardımcı olacak, Çağla bir yere de yönlendiririm. Çağla Hanım size yardımcı olacak. Bu arada Çağla ve Doktor Hanım'a teşekkür ederiz demişler. Zeka gelişiminde IOT'un öneminden bahseder misiniz diye bir soru gelmiş. Selam ve sevgilerini yollamışlar. Biz de kendilerine selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. IOT çok uzun yıllardan beri zeka ile ilişkisi tartışılan bir şey. Desteklenen bir şey. Sulara da katılan bir şey. IOT'la ilgili şöyle, şu anda zaten ülkemizde IOT eksikliği çok görülmüyor artık. Hem bu konuda bir sürü tedbir alındığı için belli bölgelerde önceden bir sıkıntıydı. Zeka ile ilişkisi biraz şunun üzerinden olabilir. IOT eksikliği tiroid bezi dediğimiz bezin çalışmasını etkilediği için onun üzerinden zekada bir değişiklik, bir bozulma, aksama yapabilirdi ama hani günümüzde IOT zaten eksikliği hissedilen beslenme içerisinde eksikliği olan bir şey olmadığı için ekstra bir takviyeye, dışarıdan alma yoluna gidilmeye hiç gerek yok. Şehir şebeke sularında ve beslenmeyle zaten yeterince onu çocuklarımız alıyorlar. Dediğim gibi belli bir bölgedeki beslenme koşullarıyla alakalı bir dönem sıkıntı yaşanmıştı ama o da doğrudan zekaya değil, tiroid bezini etkilediği için onun üzerinden zekayı etkileyen bir şeydi. Ama şu anda hiç ekstra bir IOT takviyesine falan gerek yoktur. Zaten Zeynep Hanım ona geleceğim. Yani tiroidde zaten immün bir hastalık. Sonuçta hani fazlası da bu sefer yine de tiroid bezini etkileyecek. Az zarar, dışarıdan IOT takviyesine kesinlikle gerek yoktur. Çocuğun çok özel yani ekstra durumu yoksa. Vermek çocuğa aslında bir noktada zarar vermeye sebep olacaktır. Bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilip de IOT'la ilgili ekstra bir öneride bulunulmadıysa onun dışında hani çocuklara dışarıdan şu anda bir IOT takviyesi gibi bir şey
gereksizdir. Evet. Çağla Hanım, size döneceğim tekrar. Zeka dedik, hep zeka diyoruz ama bu testi yaptırmak isteyen birçok insan, anne baba, ebeveynlerimiz var. Kanayan yaramız. Hangi yaş aralığında uygun? Ya illa bir tatmin olmamız var, buna kaç çıktı? Yani ben... Hangi yaş aralığında uygundur zeka testi? Şöyle söyleyeyim, yani bir defa zaten 6 yaşından önce zeka testi yapmayalım, yapılmasın, yapılmıyor da. Yani mümkünse çocuklara karışmayın. Tabii evet. Ve ben şunu sevmiyorum. Hani burada belki meslektaşlarım beni eleştirebilirler ama bazen sadece öğretmenin isteğiyle, hocam biz çocuğu getirdik, niçin getirdiniz? Öğretmeni dedi ki götürün bir zeka testi yaptırın. Bu kadar ama. Sadece bu kadar. Yapmıyorum. Çok prensipliyim bu konuda. Çocukla görüşüyorum. Terapi sürecini devam ettiriyorum. Ancak ve ancak ben ihtiyaç görürsem yapıyorum. Çünkü diyeceksiniz ki niye? Yani evet, bilirkişi olarak niye yapmıyorsunuz? Çünkü ben şundan korkuyorum. Yani çocuğun kimlik olarak fişlenmesinden mi denir hocam? Yani hani onun buna maruz kalmasından korkuyorum, çekiniyorum. Ve zeka testinin sonucuna binaen eğer bir farklılık görürsem o zaman aileyi bilinçlendiriyorum. Bunları yapalım diye. Ama şimdi var olduğumuz toplum içerisinde ve çalıştığımız bölgeyi düşünerek açıklayacak olursam, varsayalım ki ben üstün zekalı bir çocuk tespit ettim. Ne yapacak öğretmen üstün zekalı çocuğa? Yani onun hali hazırda var olan sınıfında onunla beraber eğitime devam eden 40 tane öğrenciyle özel bir eğitim verebilecek mi? Onu daha iyi bir yere taşıyabilecek mi? Ya da varsayalım ki yine hani tabii zeka ama geriliği için. Ama bilim sanat merkezi var. Bu anlamda yönlendirmeyi yapıyorum. Demek istediğim o. Eğer ben fark edersem zaten bu yönlendirmeyi yapıyorum. Ebeveyne bilgi veriyorum. İmkanlar dahilinde ve benim bildiğim kadarıyla çevrede olup bitenle alakalı o bilgilendirmeyi yapıyorum. Ama sadece tedaviye gelmeyecek. Aile bu tedaviyi üstlenmeyecek. Hiçbir şey yapmayacak yani. Sadece bir merak. Bu çocuk bizce çok zeki veya değil. Bu şekilde gelenlere çok uygun bulmuyorum. Evet yani hani şundan çekiniyorum. Gerçekten bilemiyorsunuz. Yani hani bu çocuğa şu rakamsal değeri verdiğimizde, ki bu rakamsal değer çok anlamlı değil. Yani hani şundan bahsediyorum anlamlı değil derken. Programın başında bahsettik ya, IQ sadece var olan zeka kapasitesinin rakamsal değeridir. Ve tamamının değil, kullanabildiği kadarının rakamsal değeridir. Zekanın birebir kendisi değildir. Zeka çok daha geniş, çok daha komponent bir tanım. Bu IQ ile beraber EQ değerinin de bilinmesi lazım. Evet. Hangi alanda başarı gösterebildiğinin bilinmesi lazım. Çevreden aldığı eğitim ne kadar, ailenin verdiği ne kadar, bunların hepsinin bilinmesi lazım. Ancak o zaman daha anlamlı bir hale geliyor. Evet. Rakamsal bir IQ değerini işte çocuğunuzun IQ'su 130 buyurun deyip vermek bana acımasızca geliyor. Çünkü çocuk oradan ayrıldıktan sonra neye maruz kalacak bilmiyorum. Bundan korkuyorum. Çocukları korumak durumunda. Evet. Hadi Çağla Hanım, hani belki o konuya da girmek ister. Şimdi test dediğiniz şey, hani zeka belirleyen birden fazla test var çocuğun yaşına uygun, ama şimdi çocuk bu teste gelirken ne beklentiyle geldi? Çocuk gelirken aklında ne vardı? Çocuk bir gece önce hatta iyi uyudu mu? Hatta çocuk gelmek istedi mi? Çocuk gelmek istedi mi? Çocuk son bir haftadır kaygılı evde mı? Bir stres yaşıyor mu? Çocuk kaygılı. Son bir haftadır 10 gündür okulda bir şeylere maruz kalmış mı? Ya da bir yolunda gitmeyen bir şey var mı? Çocuk aç mı? Tuvalet ihtiyacı var mı? Kabız mı? İster mi? Bütün bunların hepsi o anda. Hani bilemiyorum. Çağla Hanım bilir tabii. Ama hani testi etkileyen şeyler tabii, aynı zamanda. Bu sebeplerden onu dolayı işte yani. Evet. Direkt biz test yani yapmaya geldik, test yapalım deyip de tamam hadi ben de size testi alayım demiyorum, diyemiyorum. Peki yani kafamıza göre getirmeyelim. Orada hemfikir olduk. Ama bir yönlendirmeyle, işte öğretmenin yönlendirmesi, sizin çocuğunuzda belli bir kapasiteyi görüyorum. Acaba bunun bir testini yaptıralım dediğimiz zaman çocuğu hazırlamamız gerekiyor mu bir iki gün öncesinden? Hani çocuklar yani adı üstünde çocuk hani. Evet evet, hazırlamak da aslında biraz. Ne yapmamız gerekiyor tabii, veya nasıl yani bir mesela, tutum sergileyelim? Tabii şunu direkt birebir, yani tabii çocuk nereye geldiğini, ne için geldiğini, neyle karşılaşacağını bilmeli. Aha, çünkü evet. Hani ucu açık bir muamma, hastaneye gidiyoruz. Belki hastane fobisi var çocuğun, onu da bilemiyorum. Bu anlamda hani hiçbir şey anlatmadan ve söylemeden getirmek uygun değil, ama şu da bir miktar kaygı yaratabilir. Biz yarın işte bir psikoloğa gideceğiz. Psikolog şu görevi yapar ve orada sana bir test yapacak. Bu teste göre ne kadar zekisin onu göreceğiz. Bu bir açıklama değil. Kaygının ta kendisi. Yani hani düşünsenize sizi yarın doğru yapayım derken yanlış yapabiliriz. Tabii. Çok fazla. Hani şunu dediğimi düşünün. Evet Oya Hanım, yarın sizi işte bir psikoloğa götüreceğim. Kaç yaşındasınız bilmiyorum ama bir yetişkin olarak söylemeyeyim. Söyleme. Hani bir yetişkinsiniz en nihayetinde ve hani bir çocuktan daha donanımlı bilgiye sahipsiniz bu anlamda. Yarın işte psikoloğa gideceğiz. Sana IQ testi yapacaklar. Bakalım IQ'un kaç?
Ne hissediyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Bilmiyorum ya, ben biraz rahatım. Böyle özgüvenim var aslında. Yani açık konuşmak gerekirse. Böyle çok etraf algılarım çok açık yani değildir ama kendi düşünün. Ayki olmasın da şöyle bir şey düşünün. Yani yarın hastaneye gideceğim, kan vereceğim ve işte tümör markörü baktıracağım. O sonuç çıkana kadar kendimizi nasıl hissederiz, değil mi? Sıkıntılı hissederiz. Ki bizler yetişkin insanlarız. Ya da hani bir IQ testi yaptıracağımızı düşünmeyin de yarın bir iş görüşmesine gideceksiniz. Ya da yarın amiriniz sizi çağırmış, işte kalıp kalmayacağınıza karar verecek bu görüşmeye. Şimdi bu kaygı uyandıran bir şey. Dolayısıyla biz çocuklara bilgi vermekle, aydınlatmakla onları gereksiz bir yük altına sokmak, onlara kaldırabileceklerinin üstünde sorumluluk vermeyi karıştırıyoruz. Bakın, çocuğa açıklama yapmakla çocuğa kaldırabileceğinden fazla yük vermek arasında bir sınır var. Onu korumak lazım. Yani çocuğa bilgi verirken lütfen karşınızdaki çocuğun yaşını, kişilik özelliklerini, yetkinliğini düşünerek o bilgiyi vermek lazım, değil mi? Şuna da gelmek istiyorum. Zeka gelişimini hani hep dedik ya, 2 yaşa kadar özellikle, yani 2 yaş bizim için çok en önemli. Çok en önemli. Peki biz bu zeka gelişimini nasıl destekleyelim? Evet, bahsedelim. Neler yapalım? Mesela 0-2 yaş aralığındaki bir çocuğa zeka gelişimini anne ve baba nasıl desteklemeli? Şimdi zeka gelişmeye devam eden bir kavram. Tabii ki, yani 2 yaşına geldi ve 2 yaşından sonra durdu demiyoruz. Tamam, artık 2'den sonra sana bir şey yok demeyeceğiz yani, ama. Demeyeceğiz. Hani 0-2 yaş aralığında veya daha sonrasında zeka gelişimini nelerle destekleyebilir aileler? 6 yaşına kadar temel zeka gelişimi devam ediyor ve çok hızlı bir süreçte devam ediyor. 6 yaşına kadar, yani okul öncesi döneme kadar çocuğu bilgi anlamında zaten donanımlı, duygu anlamında donanımlı, sosyal anlamda donanımlı bir hale getirmeye çabalıyoruz. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. 17-18 yaşına kadar bu davranışlar kazanılmaya ve zeka gelişmeye devam etmekte. Belki hani 30 yaşından sonra artık, hani 30 tabii 25'e de çekilebilir bu. 25 yaşından sonra artık duraksamaya başlıyor ama bu seviyelere kadar zeka gelişmekte, bunu biliyoruz. Bunu yaparken şuna dikkat etmek lazım. Şimdi zekayı 8 başlık altında tanımlayabiliriz. Hatta artık son çalışmalar felsefik zeka ile beraber 9'a çıkacak tanımlanması. Çok o ayrıntıya girmeden özetlemiş olayım. Her anlamda, örnek veriyorum, aritmetiksel matematik anlamda zekayı geliştirmek istiyoruz. Sudoku güzel bir oyun. Yani şu ayrımı yapmak lazım. Hangi alanda daha çok ihtiyaç duyuyorum ben? Tabii bunu ayrıştırmak lazım bir profesyonel tarafından. Bu anlamda ödevler verilmeli ve yaşına göre. Evet. Bir çocuğun zekasını ancak oyunla geliştirebiliyoruz. Evet. Yani çocuğun elinden oyunlarını almak ona yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri galiba. Onun oynayacağı oyunları böyle şekillendirerek zeka anlamında gelişim sağlayabiliriz. Bir yetişkinin tabii ki oyun oynamasını beklemiyoruz ama o yetişkinin de hayatına alabileceği aktiviteler, okuduğu kitaplar, muhatap olduğu kesim, yaptığı iş, hepsi zeka gelişimine devam ediyor. Ama şöyle bir farkla, şimdi 25 yaşına kadar geliştiriyoruz, 25 yaşından sonra o zaman tamamen bırakalım mı? Hayır, çünkü zeka gerileyebilen de bir şey. Bıraktıktan sonra bu defa gerilemeye başlıyor. 25 yaşından, 30 yaşından sonra da sizin kendi hayatınıza aldığınız kazanımlarınız var olan zekanızı muhafaza etmenize yardımcı oluyor. Efendim, çok keyifli bir yayındı. Bizim için de öyleydi. Ben sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Ben çok keyif aldım. Artılarım çok oldu. Bizim için de öyle oldu. Çok da memnun oldum. Şeref verdiniz. Programıma geldiniz. Teşekkür ederiz Oya Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir programdı. Bizim için de çok öyleydi. Çocuklarımızı lütfen yani bir kalıplarda yetiştirmeyelim. Önce kendimize bir bakalım. Biz çocuğumuz için ne yapıyoruz? Beklentilerimizi çocuğumuza göre tutalım. Yani artık her çocuk iyi bir matematikçi, iyi bir Türkçeci veya sayısalcı, sözelci olmak zorunda değil. O çocuklar sayısalcılar çok özel değil, sözelciler çok özel değil. Her şeyden önce onları öyle bir kabullenelim. Hoşgörüyle yaklaşalım. Sonuçta hepimizin içinde küçük bir çocuk var efendim. Hatta ben artık programımı Cenap Şahabettin'in bir sözüyle de kapamak isterim. Hangi yaşta olursak olalım, kendi çevirdiğimiz çemberin arkası sıra koşan çocuklarız. Çok hoşuma gider benim. Evet. Gerçekten içimizde de bizim büyümeyen bir çocuk var. Onun için çocuklarımızı bir kalıba koymadan, bir de
çocuğumuz hakkında bir psikiyatrist, psikolog ne olursak olalım. Yani hekim olabiliriz, sağlık çalışanı, eğitimci ne olursak olalım her şeyi uzmandan profesyonel yardım alarak belli şeyleri çocuğumuza oturtursak bence daha karlı duruma geçeriz. Efendim haftaya görüşmek üzere. Yeni konu ve yeni konuklarla sevgiyle, huzurla ve mutlu kalın diyorum. Buradan tüm Türkiye'ye Kanal 23 ekranlarından sevgi ve saygılarımı yolluyorum.